Evet değerli izleyenler, gizli dosyalara hoş geldiniz. Gizli dosyalarda bu hafta konuğumuz Oktan Keleş. Hatırlayacaksınız birkaç hafta önce de buradaydı ve kendisiyle cefir ilminin kodlarını, numerolojiyi ve diğer birçok gizemleri konuşurken süremizin yetmediği için konularımız biraz yarım kalmıştı. Sizlere de söz vermiştik önümüzdeki haftalarda bu programın devamını yapacağız diye ve yine sizden gelen yoğun istek oldu ve Oktan Bey kırmadı, tekrar bizi stüdyomuza geldi. Hoş geldiniz Oktan Bey. Yine az önce söylediğim gibi cefir, numeroloji ve bu tür konuları konuşacağız ama siz bu bölümde açıklayacağınız bir sır olduğunu söylediniz. Bu da Piri Reis'in sırrı. Konularımızın içinde bu da var. İnşallah. Yine ben diğer başlıklara da biraz değineyim. Büyük Türkiye projesi, yine bununla bağlantılı olarak ve diğer birçok sayın seyirciler, Oktan Bey birçok tarihi belge ve dokümanlar getirdi. Hatta şunu da göstermek isterim. Osmanlı'nın Kırmızı Kitabı da dahil olmak üzere masamızda birçok tarihi doküman ve belge var. Bunların arasında bir takım gizli masonik sırlara, masonik gizemlere de değineceğiz. Programımızın seyri içerisinde. Evet, tekrar hoş geldiniz diyerek bir açılış yapalım. Hoş bulduk Hamza Bey. Ben de tekrar sizle beraber seyircilerimiz olmaktan mutluyum. Geçen programda cefri işliyorduk biliyorsunuz. İzleyicilerimiz hatırlayacaktır. Birçok materyal getirmiştik. Cefri derisini de getirmiştik. Cifrin keçi derisi, deve derisi bir ilim olduğunu, dolayısıyla sadece ebced yani matematiksel bir hesaba sıkıştırıp kalınmayacağını, fakat rakamların büyük bir sırla, gizemle dolu ve manayla dolu olduğunu söylemiştik. Bu konuyla ilgili geçen programdan bağ kurmak adına söylüyorum. Klasik anlamda cifir, sayılarla iştigal etmeyeceğiz. Açıklamalarımız daha deruni bilgiler. İzleyicilerimizden istirhamım klasik anlatımlarla değil de inşallah anlatacaklarımızı yaradan da inşallah anlatma kabiliyeti verir, dilimiz zekalı çözer. Anlamaya çalışmalarını istirham ediyorum. Şimdi cifirin bir manası da sayılardı. Sayılarda Allah-u Teala Cin suresinde geçen programda da zikrettik. Her şeyi tek tek saydım diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir sayıya, bir metodolojiye oturttum diyor. Muradullah dairesine, sünnetullah dairesine. Dolayısıyla hiçbir şey kayıt dışı değil. Katibin kirabin melekleri bile öyledir. Kayıt tutar değil mi? Sağdaki, soldaki melekler omuzumuzdaki. Biri günahımızı, biri sevabımızı. Her şey kayıt altına alınmıştır. Ve bir ölçü, bir hesap, bir nisap vardır. Dolayısıyla cifir de bundan bir parça, ilim olduğuna göre geniş okyanus gibi bir ilim düşünelim. Bir damlası ebced, bir damlası sayılar, numerolojiler vesaire vesaire diye adlandırabiliriz. Fakat biz cefri bir okyanus olarak görelim. Bardağı, kapta ne doldurabileceksek onları şimdi anlatmaya çalışacağız. Şimdi dünyada bu işi kullanan ciddi anlamda büyük devletler var. Amerika, bugünkü Rusya, eski Sovyetler Birliği Soğuk Savaş döneminde. İsrail, Mossad'la, diğeri CIA ile, NASA hatta uzay araştırmaları enstitüsü olmasına rağmen birçok gizli kurumlarla veya aşikar kurumlarla bu işleri kabalistler vesaire birçok grup yapmaktadır ve ciddi anlamda. Fakat maalesef ki İslam dünyasında birçok eskiden yaşamış alimler, bunlardan bir tanesi merhum Muhittin Arabi olmakla beraber en meşhuru biliyorsunuz ki onun birçok not aldığı tarihi vakalar mevcuttur. Altını çizelim, gaybı bilme meselesi değildir. Gaybı ancak Allah bilir. Bu imana sahibiz elhamdülillah. Anlatmak istediğimiz şu. Fakat gaybe dokunuyorsunuz diyerek İslam dünyasında bu örtbas edilmeye çalışılan bir ilim dalı olmuştur. Bunu birileri aslında örtbas ettirmiştir. Yoksa doğal olarak ilim ilimdir. Bunun bir rahmani boyutu vardır, bir şeytani boyutu vardır. Şimdi rahmani boyutunda isminden de anlaşılacağı gibi tabii ki İslam unsurları çalışmaktadır. Devletlerden bahsettik biraz önce. Evet. Osmanlı'da, Selçuklu'da, eski Türklerde de bu, hatta ve hatta daha bir başka konuya girelim. Konuyla alakalı değil ama girip çıkalım. Konuyu anlatacağımız Piri Reis ile alakalı olduğu için Hasan Sabbah meselesi vardır biliyorsunuz İslam coğrafyasında. Alamut Kalesi'nde yaşar. Bunların hepsinin aslında tarihi bugün anlatıldığı gibi değildir. Batınilik akımıyla birçok sırlar öğreti yoluyla bugüne ulaşmıştır. Fakat işin ehilleri tarafınca bunlar algılanır. Bunları bugün yapanlar şer cephesinde masonik kuruluşlar. Bakınız,
masonlar demiyorum, masonik kuruluşlar, masonlar da işin içinde ama her mason bilmez bunu. Üstad seviyesinde olacak vesaire, bu ders alacak, ehil olacak falan filan. Ve devletler bazında gizli istihbarat örgütleri bunları kullanmaktadır. Fakat biz şimdi boyutumuza gelelim. Bu açıklamayı yaptıktan sonra İslam unsurlarını kullanacağımız için öncelikle 11 Eylül olayları oldu biliyorsunuz dünyada. Evet. İkiz kulelere uçaklar çarptı ve yeni dünya düzeninin ilk adımını atacaklarını sözde söylemişlerdi. O zaman başkan George Bush'tu. Bakın o zamanlarda bir şey yazdık. Hatta kitaplarda ben reklam olmasın diye kitaba getirmedim. Şurada da bir konu var. Belki ileride değiniriz diye getirdim onu. Şöyle bir şey yazmıştık. Numarolojisine baktık. Tabii gösterebiliriz. Tabii tabii gösteririz. Yani çok çok ağlarken bir meczubun rüyası, evet. Oktan Keleş'in evet. Bir çalışması bu. Evet. Evet. Üçüncü kitap o. Yani inşallah dördüncüsü de çıkacak. Fakat anlatmak istediğim şey şu. Evet. 11 Eylül günü ve 11 sayısı rakamıyla bir numarolojik bir kripto yapılmıştır. Nedir o? Bakın tesadüf denebilecek belki bazılarınca. New York City 11 harften oluşur. New York City'de biliyorsunuz hadise gerçekleşmişti. Afganistan yine 11 harften oluşuyor. Bir harfini kullandığınız zaman. Rasmin Yusef 1993'te ikiz kuleleri tehdit eden teröristin adıydı ve ismi 11 harften oluşuyordu. George W. Bush 11 harften oluşuyor. Bakınız. Bunlara tesadüf diye bilinebilir. Fakat New York Amerika'nın 11. eyaleti. Devam ediyoruz. İkiz kulelere çarpan ilk uçağın uçuş numarası 11. 11 numaralı uçuş 92 yolcuyu taşıyordu. 11 numaralı uçuş yapan uçak 92 yolcuyu. 9 artı 2 11 yapar. 92. Bakınız bunlar hep numaroloji. Bunlar tesadüf değildir. Bunlar işte şudur budur falan filan böyle uğraşırsan şunu bulursun bunu bulursun diyenlere aldanmasın seyircilerimiz. Öyle zaten kamufle ediyorlar olayları. Uçuş numarası 77 olan ve kuleye çarpan ikinci uçakta 65 yolcu bulunmaktaydı. 6 artı 5 yani 65'in ikisini toplarsak rakam olarak 11 yapıyor. Olay 11 Eylül'de yani 9-11'de meydana geliyor. 9 artı 1 artı 1 11 yapıyor. 911 aynı zamanda acil servisin numarası orada. O da 9 artı 1 1 11 yapıyor. 9 Eylül'ün yılı 254. günüdür. Dolayısıyla 2 artı 5 artı 4 artı eşittir 11 yapıyor. Bakınız. 9 Eylül'den sonra yılın sonuna 111 gün kalıyor. Bakın 11'lere dikkat edin. Yine Madrid'de 3-11-2004'te meydana gelen terörist saldırısı ikiz kulelere olan saldırılardan 911 gün sonra meydana geliyor. Yine ikiz kulelerin şekli biliyorsunuz ikisini baktığınız zaman 11 gibidir. 1-1. Size söylediğiniz şu mu? Bunu yapan kişiler öyle bir ayarlıyor ki 9-11 sistemi, numarolojik sistemine göre mi? O anlama mı geliyor bunlar? Kriptolanmış, önceden her şey planlanmış bir plana binaen gidiliyor. Ve bunlar sayı ve rakam savaşlarıyla meydana geliyor. Bakın yeni birkaç gün önce haberlere düşen olay. İran'ın biliyorsunuz nükleer füze projesi var. Santral projesi evet. Var. Programı çökerttiler. Ahmedinejad bu konuyla ilgili açıklamalarda falan bulundu. Programı çökerten virüsün kodunu 197, 90, 50 ve 9 rakamlarıyla kodladılar, keşfettiler. Bir araştırıyorlar, bakıyorlar ki İngilizce 9 Mayıs 1979 tarihine tekabül ediyor bu sayı. Aynen o rakam. Nedir bu? O gün İranlı Yahudi iş adamı Habib Elekhania'nın İsrail adına casusluk yapma suçlamasıyla idam edildiği gün. Olduğu meydana çıkıyor. Şimdi bunlar tesadüf olabilir mi? Evet, yani rakamlarda bir kodlama var. Şu son söylediğiniz çok ilginç. Diğeri de ilginç ama o yoruma açık ama şunun üstüne vurgulamak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi İran'a yapılan, İsrail tarafından yapılan bir virüs saldırı, elektronik saldırı vardı. Bu dünya kamuoyu tarafından bilinen bir saldırıydı. Ve uzun süre devam etti. Şimdi sizin verdiğiniz burada bu rakam yani İsrail'in İran'a gönderdiği virüsün numarası İran'ın bir Yahudi iş adamını casusluk suçlamasıyla idam edildiği tarihi vermesi orada İsrail'in öyleyse al sana böyle gibisinde bir karşılık olduğunu sonucuna varmamızı evet sağlayabilir. Çok açık yani bu komplo falan değil, hurafe değil. İzleyicilerimiz de baksınlar internetleri, haber sitelerini araştırsa göreceklerdir. Yeni olan bir vaka. Bunun gibi yüzlerce vaka var Hamza Bey. Fakat yüzlerce vaka mübalağa değil kelime olarak. Hatta ben binlerce diyebilirim. Bunu söylediğiniz zaman birileri ya tesadüftür tesadüftür. Ya kardeşim hadi biri tesadüf, onu tesadüf, yüzü tesadüf. Bunun hepsi tesadüf olabilir mi? Her şey tesadüf dairesinde
adlandırılsa, Allah'ın bir muradullah dairesi var. Tesadüf diye bir şey yok, şans diye bir şey yok. Allah diyor ki ben kullarımı başıboş bırakmadım, iradeyi vermesine rağmen. Şimdi biz konumuza dönelim. Zaman zaman İslam argümanını kullanacağımızı söylediğimiz için söylüyorum. Yani bildiğiniz gibi Piri Reis'in meşhur bir haritası vardır. Evet. Ve bugün dünya çapında bilim örgütleri ve bilim adamlarının 7-8 vakadan bir tanesi olarak nitelendirdiği Piri Reis'in haritasının sırrının hangi teknikle, hangi imkanlarla bu kadar net çizildiğini, o soruya cevap verememesi bunlardan bir tanesidir. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Siz daha önce galiba yanılmıyorsam bu daha önce bu konuyla ilgili program yaptık. Program hatta yapmış. Onunla ilgili müsaade ederseniz birkaç cümle sarf etmek istiyorum. Hatta bu cümleleri sarf ederken ekranda da o Piri Reis'in haritasının görüntüsünü verirsek, dünya haritası, Piri Reis dünya haritasını verirsek, şimdi orada şöyle enteresan bir durum var. Daha önce burada Metin Soylu ile beraber incelediğimizde haritanın uydudan bakış, uydudan görüntü olarak çizilmiş bir harita olduğu aşikar. Çünkü neden? Normalde haritalar iki boyutlu olarak çizilir. Düz yüzey üzerine. Çünkü dünyanın yuvarlak olduğu değil de direkt kağıt üzerine bak. Dünya haritalarına da bugün bakarsanız aynı şey var. Ama burada asıl enteresan olan dünyayı yuvarlak olarak kabul ettiğiniz zaman bu harita anlam kazanıyor. Düzleme vurduğunuz zaman harita anlamını yitiriyor ve bu Eyvallah. Sadece uydu görüntüleriyle ve çözülemeyen bir şey. Bunun üzerine de şimdi sizin açıklayacağınız sırrı alalım. İşte enteresanlık orada başlıyor diye düşünüyorum ben. İşte cifir ve bu kısa açıklamalardan sonra biraz önceki karşı cephenin kullandığı, sizin de dünyanın yuvarlaklığıyla alakalı söylediğiniz bir şey, siz gösterin isterseniz, parlarsa çıkartabilirsiniz. Orijinal eski Orta Çağ'dan kalma Kıbrıs'ın. Bunu bakın altta Kıbrıs. Bakınız orada enlem ve boylamlarıyla şöyle yuvarlak dünya. Şu altta Kıbrıs. Görüyor musunuz yatay şekilde? Evet, şurası değil mi? Evet, Kıbrıs. Görebilirler. Yani bunu bizim ecdadımız yapmış. Bu bir Piri Reis'in mi bu? Piri Reis'in değil. Kimin olduğu belli değil. Eski bir harita. Başka haritalar da getirdim ben burada. Tutayım, daha eski yani tutayım. Orada çok net şekilde Kıbrıs'ı görebiliyoruz. Tabii bayağı bir aşılmış şey olmuş. Şurası bir dakika. Fakat şurası üstte dünyayı Kıbrıs, görüyorsunuz. Evet. Onun da kodlamaları, meridyenler dünya vesaire. Şu yuvarlak olan yerde dünya haritası. Meridyenleri kimin bulduğu söyleniyordu? Hep İngilizler. Evet, şunları İngiliz. Bunların. Alakası yok. Yani ölçümlere göre. Biz o konulara girmeyeceğiz. Astronomi işlerine. Çünkü Ebul Vefalar, Ali Kuşçular ve diğer İslam alimlerini rencide etmemek adına, çünkü onlar bu işi aslını, temelini oluşturdular. Şimdi burada Piri Reis'in haritasında birçok araştırmalar yapıldılar. Hatta Süleyman Aleyhisselam'ın cinlerini falan çizdiğini falan söylediler, biliyorsunuz. Çeşitli yorumlar var, araştırmalar var. Hepsine saygı duyuyorum. Ben işin o kısmıyla ilgilenmiyorum. Ben işin sayı boyutlarıyla ilgileniyorum. Altını çiziyorum. Cefir ve sayı boyutlarıyla ilgileniyorum. Piri Reis kimdir? Piri Reis 1465 veya 1470 yılları arasında doğduğu, doğum tarihi 5 sene oynuyor, kesin değil. Fakat ölüm tarihi belli çünkü Kanuni'nin fermanıyla asıldığı için 1554 yılında Kahire'de asılan ünlü bir Türk denizcisi. Şimdi Piri Reis bir harita yapıyor ve bir de kitap yazıyor, biliyorsunuz. Kitab-ı Bahriye ismi. Hatta ve zamanında orada, Turgut Özal İngilizce tercüme ederek Baba Buş'a, yani Türk'ün babasına hediye etmişti. Kitab-ı Bahriye'de bir cümle geçer, siz yakinen biliyorsunuz. Sizden buyurun, erenlerle alakalı. Şimdi Piri Reis haritası gerçekten çok ilginç bir harita olduğu için hakkında bir sürü yorumlar var. Kimisi hatta onu uzayların çizdiğini söyleyen bile oldu. Burası bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren Piri Reis'in ne dediği. Piri Reis Kitab-ı Bahriye'sinde bunu açıklıyor. Diyor ki bu harita ermişlerin işidir diyor. Evet. Yani bu çok büyük bir ipucu değil mi? Evet. Kendisi söylüyor. Evet. Yani bu hurafe değil, oradan buradan alma bir rivayeti Kitab-ı Bahriye'de. Evet. Ki ben onun numaralarını falan da getirdim burada. İsteyenler kütüphanelerden elde edebilir. Hatta basımları var. Evet. Bizzihati dünya haritasını ve yazdığı, yaptığı haritanın, çizdiği haritanın ermişlerin işi olduğunu söylüyor. Demek ki onlardan bir destek almış. Erenlerin işidir diyor. Evet. Bizim işimiz değildir diye. Haritaya bizzihati kendisi bu notu da düşüyor. Evet. Şimdi haritanın üzerinde şöyle bir şey var. Osmanlıca. İş bu haritayı Kemal Reis'in biradezadesi Müştehir Piri İbni Hacı Mehmet 919 Muharrem'inde dikkat ediniz lütfen. 919 yani Hicri Muharrem'inde, yani 1513 senesi 9 Mart ve 7 Nisan arasında Gelibolu'da tahrir eylemiştir diyor. Haritanın köşesinde Osmanlıca bizzihati bu ibare var. Evet. Şimdi haritanın özelliğine bakalım çünkü anlatacağımız konuyla alakalı. Harita bir kere 16. yüzyılda
yapılmıştır. Dikkat ediniz. 16 rakamlarına bakın. Sayılar ve numerolojiden bahsettik ya. Evet. Şimdi bu bahsettiğimiz harita o 16'nın böyle bir olan harita değil, öbürü mü yoksa? Bu dünya, bütün dünya haritası tamam, ve Kitab-ı Bahriye'de de tamam, aynı usulde. Tamam, şimdi, bütün hepsi çünkü tamam, kendi devrinde yaptığı için 16 yüzyılda yapmış. Kitab-ı evet, Bahriye'de o zaman yazmış. Dolayısıyla tamam, ayağa kalkabiliyorum değil mi? Tabii, şu şekilde. 16. yüzyılda yapılmış. Yüzyıl. Ve 16 parça evet, harita. Bakın rakamlara dikkat edelim lütfen. Parça. Ve şeması vardır. İşte işin püf noktası. Konuyu şimdi burada giriyoruz. 16 yönü gösteren bir yön gülü vardır. Hani rüzgar evet, gülü vardır ya seyircilerimiz. Evet. Algılayacaklardır. Yön şeması. Mavi, kırmızı rakam boyalarla yapılmış. Haritayı da biraz önce gösterdiniz. O şey öteki şeyde de vardı. Hatta onu evet, verebiliriz. Evet. Verilmiş. Türkiye onu da birazdan alacağız. Tamam. Şimdi anlatmak istediğim. Buradan bir sırrı açıklamak istiyorum. Bu hurafe falan değil anlatacağım şey. Piri Reis haritasının yarısında kayıp biliyorsunuz. Evet. Koptuğu çok belli. Zaten kesik, evet, inceleyen bilim adamlarınca da kesinlikle, bunun bir parçasının kopuk oldu, eksik evet, oldu, teyit edilmiştir. Evet. Hatta harita hakkında Christoph Kolomb'un kayıp haritasıydı da o sonradan almıştı. Sonradan yazı bile eklendi. Tabii yazı yani, eklendi, çıktı meydana evet, biliyorsunuz. Onların tabii, hepsini yalan sahtekar çünkü batılılar sahiplenmek istiyorlar tabii, güzel şeye. Tabii. Her güzel şeye sahiplenmeye çalıştıkları gibi. Cumhurbaşkanlığımızın forsunun içinde ne vardır? 16 yıldız vardır. Yıldız. Bir güneş vardır. Evet. 16 tane yıldız. Evet. İzleyicilerimizden şunu araştırmasını istirham ediyorum. 16 yıldız 16 tane Türk devletini temsil etmemektedir. Bunu 1940'ların sonlarına doğru bir emekli ordu mensubu kitabında yazmış, bir makale yazmış. 16 tane işte Akunlar, Batuhun, Doğu'un, işte Büyük Timur İmparatorluğu, Selçuklu, Gazneliler, Karanlar vesaire, Osmanlı vesaire vesaire, Göktürkler diye 16 tane Türk devletinin sembolize ettiğini söylemiştir. O öyle kalmıştır. Cumhurbaşkanlığının orijinal sitesinde bu yıldızın ve amblemin böyle olduğu deklare edilmez. Bu bir yorumdur. Evet. Fakat tabii 16 tane Türk devleti de tarihe, dünya tarihine damga vurduğu için, yoksa Türklerin 100'den fazla devleti var tarihte yani. Eğer onlar mihenk taşı alınacaksa. Cumhurbaşkanlığının forsunun sırrı Piri Reis'in haritasındaki 16 yön yıldız şemasındadır. Oradan alınmadır. Evet. Peki bu ne demek istiyorum? Bak biraz önce gösterdiniz televizyonda, şeyde, ekranlarımızda. Fors odur. Güneş vardır evet, biliyorsunuz. 16 tane değiliz. 16 tekrar yönü onu gösterir. Manası, evet, manası Türk devlet bekasının başına geleceği her şeyi o haritada kodlamış. Yarısı kayıp olmakla beraber ve cifir ve sayı numaroloji ilmiyle tespit edip yazmıştır. Tekrar altını çiziyorum. Erenlerin parmağı olduğunu zaten kendisi de söylemektedir. Bakın bunlar hurafe falan değil. Yıllarca gizlendi. Ben tekrar söylüyorum. Araştırmacıların uzaydan çekilmiş, şuradan çekilmiş, onlara saygı duyuyorum. Ben işin o tarafında değilim. Şimdi devam edelim biz bu 16 meselelerini anladığımız. Cumhurbaşkanının 16 yıldız forsu, bizzihati Piri Reis'in 16 yönünü. Aynı şekilde fors vardır orada. Evet. Biraz sonra tekrar inşallah evet, gösteririz. Evet. Evet. Şimdi haritayı ne zaman yaptığını kendisi söylüyor. Bir numaroloji sistemi vardır. Biraz önce 11 Eylül 11 rakamından aldık veya diğer İran meselesinden bahsettik ya evet, karşı tarafın. Buradaki sayı sistem numarolojisi de 9'dur. Bakın izleyicilerimiz bunları iyice algılasınlar lütfen. 9 sistemine göre bir numarolojik bir yapı kurmuştur Piri Reis haritasında. 9 renkte boyanmıştır. Bir kere harita 9 renktir ayrı ayrı. Ne oldu şimdi bir tane daha 9 çıktı. Ne diyor? İş bu haritayı Kemal Reis'in biraderzadesi yani amca çocuğu, biraderzadesi amcasının oğlu Müştehir Piri İbni Hacı Mehmet 919 Muharrem'inde 9 yani 1513 bakınız püf nokta burada başlıyor. 9 Mart kısaca şey yapayım ve 7 Nisan arasında Gelibolu'da tahrir eylemiştir diyor.
İşte evet. Bütün sistem 9 numarasına göre ki haritanın üzerinde enlem boylam çizgileri vardır. Bugün hala bilim adamları onların tam mahiyette neyin çizgisi olduğunu söylememektedir. Araştırmacıların hepsi de. O da bir gizemdir. Çok enteresan bir şekilde. Çünkü direkt enlem ve evet, boylamları almaz. O çizgilerin başka manalar taşıdığını söyler ve bulamadıklarını. İşte ben şimdi ne manalar taşıdığını burada ifade etmeye gayret edeceğim. Bakınız. Kendisi diyor ki 919 Muharrem'inde. Muharrem Arap ayının, Arabi ayların kaçıncısıdır? Birincisi. Birincisidir. Evet. Sır bu. Bakın Cefir ile ilgilenen izleyicilerimize veya merak edenlere buradan bunu anlatmaya çalışıyorum. Kodlar dünyasıdır Cefir. Sırlar dünyasıdır. Muharrem biri temsil eder. Muharrem ayı dediğiniz zaman bir ay vardır. Ay kaç çeker? 29, 30 vesaire. Muharrem ismiyle biri temsil eder. Muharrem birinci aydır. 919. Biri aldık başa getirdiğimiz zaman bu rakam ne oldu? 1919 olur. Evet. Hemen izleyicilerimiz yanlış algılamasın. Kişilerin üzerinde ben burada bir şey anlatacak değilim. Önce onu ifade edeyim. 1919 oldu. Bakınız şimdi. Cefir hesabına göre, Ebced'in diğer usulüne göre, numaroloji ilmine göre konuşuyorum. 1513. Bu neydi? Kehf suresinde Allah-u Teala ne buyuruyor 25. ayette? Onlar mağara ehli 300 sene kaldı. 9 eklediler. Evet. 9 eklediler. Evet. Osmanlı'da, Piri Reis döneminde hem ay takvimini, yani 9 sistemi hem güneş takvimini kullanmıştır. Evet. Hatta Çin takviminden bilgileri vardır. Asya takvimlerinden, Hint takviminden bilgileri vardır. Bunlar niye açıklanmıyor? Ecdadımız küçük görülüyor. Yani bu İslam dünyasının bir zenginliğidir yani. Evet, şeyde sadece mesela 300 artı 9, 300 sene kaldılar, 9 ilave oldu diyor. 9 sene mesela orada 300 sene Rumi takvim şeyde ay takvimiyle vurduğunuz zaman 309 seneyle 300 evet. Renk geliyor yani. Benim anlatmak istediğim tabii. Benim anlatmak istediğim tabii Ebced çok Cefir meselesi derini bir mesele olduğu için anlaşılacağı diye de konuşmak istiyorum. Evet. Derine dalmadan. Çünkü onun bir anlamı var. 9. 9 sayı sistemine göre. Evet. Burada 9. Ayet-i kerimede de bunu aldık. Ayet-i kerimede 9 zikredildi. Şimdi bakınız. Bir de Cefrin sisteminde mekan, yer, sembol isimleri önem kazanır. Harf, burada harf sayı değerlerini getirdim. Bunlara gerek yok. Zamanımızı almak istemiyorum. İzleyiciler bunları biliyor. Örneğin işte Gelibolu'nun Arapça Ebced'i, bilmem şunun Ebced'i, bunun Ebced'in yapılması nedir? Harflere yüklenen sayı değerleridir. Öyle değil mi Ebced? Evet. Cefir daha derindir. Ne diyor? 919 Muharrem, 1513, 97 Nisan, Mart ve 7 Nisan arasında Gelibolu'da tahrir eyledim diyor. Piri Reis biliyorsunuz Gelibolu'ya geliyor, Gelibolu'da doğuyor. Ve Osmanlı amireli olduktan sonra oraya çekiliyor. Orada bu haritayı ve Kitab-ı Bahriyesini yazıyor. Bu ibare aynen Osmanlıca haritanın köşesinde olduğu gibi Kitab-ı Bahriyesinde de yer almaktadır. Evet. Peki ne anlam kazanıyor? Bakınız. Muharrem 1 dedik 1919 sayısını verdi. Bakın nelerle sırlanmıştır numaroloji. Peki şimdi şöyle elimizi kapattığımız zaman 19 kaldı. Ay takvimiydi değil mi bu? 919'du evet. İlk önce. Kapattık. Buradan da şöyle yapayım izleyicilerimiz algılamaları açısından. Şöyle 1513 yani güneş takvimini kapattığım zaman 1915 çıkıyor değil mi? Şöyle bakın. Evet. 19'da 15 yana geldiği zaman 1915 sayısını veriyor. Hem ay takvimi hem güneş takvimine göre. Sağ ve sol rakamlarının çift sayıları almakla beraber. Bunun bir felsefesi vardır. Onu vaktimiz yeterse alacağım. Şimdi ve sayıları birbiriyle toplama usulüne göre. Bakınız. 1 5 daha ne yapar? 6 yapar. 1 3 daha 4 yapar. İkisini bir topladığı zaman 10 yapar 0. Burada 9 Mart'ta 7 Nisan'dan bahsediliyor. Güneş takvimine göre de 9 ile 7 16 yapar. Şimdi 16 rakamını yine bu 15'i kapattığımız zaman 9 ile 7'nin toplamı ki çünkü aynı sıradadır. Güneş takvimine göredir o hiza. Evet 16. 1916 yapar. 1916 tarihini verir. Nedir bu 1916 tarihi? Gelibolu savaşlarının meşhur Çanakkale savaşları askeri tarihte Gelibolu savaşları olarak geçer. Başlangıç tarihleri 1915 ve 1916. Bakınız. Ve nerede başlamıştır? Gelibolu'da. Piri Reis haritasını nerede yapmıştır? Gelibolu'da. Tahrir eylediğini kendisi bizzihati bu sistemle söylemiştir. Bu bitti mi? Bitmedi. Bakın şimdi neler çıkacak. Piri Reis 1515'te tekrar denize açılır. 1516'da İstanbul'a gelir ve İstanbul'da devrin padişahı Yavuz Sultan Selim'e haritayı teslim eder.
1517'de de oldu. Yavuz Sultan Selim nerededir o dönemde biliyor musunuz? Mısır'dadır. Mısır seferinden döner. Yavuz evet. Sultan Selim. O Mısır olayı da çok iyi. Evet. Evet. Yavuz Sultan Selim. Şimdi Yavuz Sultan Selim ne zaman dönüyor? 1517'de. 1516'nın sonunda dönüyor. Ne yapıyor o savaştan sonra? Kutsal emanetler İslam'ın Türklerin eline geçiyor. Evet. İslam'ın elinde Türk kavminin eline geçiyor. Topkapı Sarayı'na evet. meşhur. Evet. Kutsal emanetler geliyor. Evet. O seferden sonra. Daha seferden dönüşte Piri Reis haritayı Yavuz Sultan Selim'e takdim ediyor. Yavuz bunun üzerine Piri Reis'i, ki Piri Reis neredeyse doğuştan denizci ailesi, Barbaros kardeşlerin yetiştirmiş olduğu, oralara girmiyorum vakit almasın evet. diye bir şahsiyet, amiral yapıyor gemilerine. İlk amiral oluşu o haritayı takdim edişiyle oluyor. Ama haritanın takdim ediliş tarihi enteresan. 1515'de İstanbul'da yola çıkıyor, gemilerle yola geliyor. 1516'da geliyor, yine aynı şey veriyor. 1515, 1516, burada 1915, 16'lar birebir. Bakın tarihi kaderi bir vaka dahi mevcut. Yavuz seferden kutsal emanetlerle dönüyor. O zaman takdim ediyor. Bir manada bu harita erenlerin işiyle kutsal emanetlerin ve Türk devlet bekasının da millet bekasının, İslam bekasının, sadece ırki bir kavram algılamayalım bunu, sırlarını taşıyan bir harita oluyor. Neler var peki içerisinde? Devam edelim. Bakınız. Harita ne zaman bulunuyor? 1900, resmi kayıtlarda 9 Kasım. Bakın bir 9 daha çıktı. 1929'da Topkapı Sarayı'nda bulunuyor. Yine bir 9 çıktı evet. 29 olarak. Bakın 9'lara bakın. 9 Kasım 1929'da harita meydana çıkıyor. Topkapı Sarayı müze haline geliştirildiği işte, sırada. Üzerinde karpuz yerken falan mı ne buluyorlar? Evet. Tevafuken. Yani oralara girmiyorum. Yani evet, ben sadece sayılarla ilgilendiğim için söylüyorum. Bakın. Şimdi haritada neler var? Kısaca onları da geçelim. ABD'yi gösteriyor. Christoph Kolomb'un keşfettiği falan söylenir. Veya işte Amerika Vespucci'nin falan filan. Oralara girmeyelim. Fakat çok enteresan başka bir daha gösteriyor. Buzulları gösteriyor. Evet. Buzullar. Ve o zaman buzullar daha bulunmamış. Bakın ilerideki olacak hadiselerle alakalı Amerika buzullar ve çizdiği, onu ancak harita üzerinden gösterebilirim, o enlem boylam zannedilen çizgiler bizzat yerlerin nelerle kesiştiğini gösteriyor. Sırrını veriyor bize. Bugün buzullar eriyor diye bir biliyorsunuz hengame var. Hmm. Ve buzullar erirse İngiltere ile Rusya, bugünkü Rusya ve Amerika savaş eşiğine gelebileceği, Baltık ülkelerinin vesaire, çünkü orada hak iddia ediyorlar buzullarda. Petrol ve değerli madenler olduğunu falan söylüyorlar. Dolayısıyla eridiği zaman dünyanın ayrı bir sisteme girebileceğinin sinyallerini de veriyor. Bunu neyle veriyor? Sayılarla veriyor. Şimdi orayı da geçiyorum. Ben sayılara devam ediyorum. Bakın. Çanakkale Savaşı 1915'te başlıyor. 1916'da başlıyor. Sistemden bunu çok net aldık. Devam edelim. Fakat 27 Ekim 1914'te Çanakkale Savaşı'nın, yani Gelibolu Savaşları'nın temelinde yatan iş şuydu. 9 tane gemi filosu Amiral Soğukan komutasında Rus limanlarını bombalıyor. Biliyorsunuz. Meşhur Yavuz ve Midilli hadisesi vardır. Ne zaman? 27 Ekim 1914'te başlıyor. Bakın 14 tarihinde. Gelibolu Savaşları'nın temelini oluşturan olay bu. Kaç tane gemiyle çıkmış? 9 tane gemiyle çıkıyor. Bakın 9 gemi filosu. 9 tane. Tarihi kayıtlarda Gelibolu Savaşları'na baksınlar. Kayıtlara baksınlar. Birebir Piri Reis'in haritasında olan hadiselerin hepsi var. Diğer şeyleri de anlatacağım veya vakit kalırsa. Yavuz ve Midilli isimli 2 tane gemi biliyorsunuz. Odessa'yı vesaire bombalıyor. Ve biz Birinci Dünya Savaşı'na resmen girmiş kabul ediliyoruz. Öyle değil mi? Evet. Gelibolu Savaşları da bundan bir parçadır. 1901 sene, hatta 7-8 ay sonra gerçekten, 6 ay sonra gerçekleşiyorlar. Yavuz Sultan Selim Mısır'dan dönüyordu değil mi? Gemiyle. Bakın gemi. Piri Reis nedir? Gemicidir. Yavuz evet. Sultan Selim seferden dönüyordu. Yavuz Sultan Selim ismi. Burada başka bir Yavuz çıkıyor aynı tarihlerde. Gemi Yavuz. Yavuz ve Midilli gemisi. Ne yapıyor? Odessa'yı 9 gemiyle. Orada 9'ları saydık. Haritanın üzerindeki numaroloji böyle. Bakın bir başka kaderi bir şey daha çıkıyor. Kutsal emanetlerin gelmesi Yavuz Sultan Selim'le, Piri Reis'i amiral yapması. Amiral gemiye olur biliyorsunuz. Deniz evet. kuvvetleri ile alakalı bir meseledir. Evet. Ve Yavuz diye tarihten çok sonraki senelerde bir gemi gidiyor Rusya'yı 9 gemiyle bombalıyor. Ve biz Birinci Dünya Savaşı'na resmen girmiş kabul ediliyoruz. Gelibolu Savaşı bundan sonra başlıyor. Yetmiyor.
Şimdi 27 Ekim dedik. 27 Ekim dedik buna. 2-7 daha ne yapar? 9 yapar. Bir 9 daha çıkıyor. 27 Ekim 1914. Bakın numarolojiyi birbirine toplayacaksınız. Felsefesini anlatacağım bunu. Yetmiyor. 19 Şubat günü Fransız kuvvetleri Queen Elizabeth savaş gemisinin Osmanlı sahil bataryalarını vurmasıyla Gelibolu Savaşı'nı da resmen başlatıyor. Ne zaman? 19 Şubat'ta. Bakın burada bir 19'lar sistemi var. 9'lar sistemi. 19'un 9'unu alıyoruz. Bir tane daha 9 çıkıyor. Bu Gelibolu Savaşı'nın başlangıcı. Osmanlı bataryalarını Elizabeth Queen gemisi 19 Şubat'ta bombalıyor. Gelibolu Savaşı'nı da böylelikle başlamış oluyor. Bakınız. Amiral John de Robeck komutasındaki 16 savaş gemisi, dikkat ediniz lütfen, 1 mil boyunda olan Gelibolu kıyısına saldırıyor. Piri Reis'in haritasında bizzihati Gelibolu'nun çizgileri İngiltere'den başlayarak belli ölçümlerle yaptığınız zaman, bunu araştırmacının önüne atıyorum bu anlattıklarımı. Bakın bunlar bir kapı açmaktır. Bizzihati Gelibolu'nun o 1 milinin önüne hesap ediyor. Şimdi bunlar da tesadüf diyenmez herhalde. Diyelim, farz edelim, tesadüf. Ve o 1 mil Gelibolu'da başlıyor. Zaten Gelibolu meselesi koptu biliyorsunuz. Yetmiyor. Bakınız, Gelibolu Savaşları'nda çok enteresan başka bir gemi daha var. Gemi. Nusret Mayın gemisi, meşhur. Evet. Nusret Mayın gemisi 3 tane gemiyi batırıyor. Bir, iki tanesi İngiliz gemisi, biri Fransız gemisi olmakla beraber. Şimdi orada Septülbahir tümenleri var. Britanya'nın yani İngiltere'nin. Kaçıncı tümeni biliyor musunuz? 29. tümeni. 29. tümen, ben burada şey yapıyorum. 29. tümenin 9'unu da alıyoruz buraya. İngiliz tümeni. Şimdi Nusret Mayın gemisiyle alakalı meseleye girelim. Nusret Mayın gemisi çok enteresandır. Öyle bir şey yapıyor ki savaşın kaderini değiştiriyor. Bunu ileriki yıllarda 1930 tarihinde olacak. Burada not aldım. Revue de Paris dergisinde Churchill şu demeci veriyor. Çok tuhaftır ki diyor, onca kayba, Gelibolu Çanakkale Savaşı'ndan bahsederken, onca kaybe ve savaşı kaybetmemize sebep Türklerin kıytırık bir mayın gemisi ve 20 tane kova şeklinde demirleri olmuştur. Yani mayınları kastediyor. Savaşın bütün kaderini bu gemi ve 20 tane o kova değiştirmiştir diyor. Churchill tarihini verin 1930 Revue'de Paris dergisine verdiği demişti. Bunlar tarihi kayıtlardır. Evet. Şimdi çok enteresandır. Nusret Mayın gemisi, başka bir sırrı da burada açıklayacağım. Marshal Sanders var, meşhur. Marshal Sanders 19. tümen komutanı Esat Paşa ve Mustafa Kemal Yarbay o zaman. İnisiyatif dışında bir hareket yapıyor. Esat Paşa ve Mustafa Kemal biliyorsunuz toplu taarruz yapıyor. Toplu taarruz askeri literatürde aynen sayısı 15-30. Bakınız. 15-30'u topluyoruz. 1-6 yapar. 0 sayılmaz Ebced'de. Toplamı 9 yapıyor. Saat rakamı dahi 9'u gösteriyor bize. Toplu saldırı bu Gelibolu'daki. Peki şunu soracağım. Şimdi siz yine devam edeceksiniz. Reklama zamanı da geldi ama. Şimdi 27 Ekim dediniz. Mesela 27 Ekim 2 ile 7 topladınız mı o zaman? Evet. Ha onu söyleyeceğim. 9 dediniz ama mesela işte 27 mi? İşte pardon 19 dediğiniz zaman onun birini almıyorsunuz. 27 Ekim 1914 ama. Burada yılı alıyoruz. Yıl takvimi. Yıl 1914. 14 neydi? Birinci Dünya Savaşı'na 9 tane geminin Yavuz ve Midilli'nin bombalama tarihi. 27 Ekim meselesine gelince o gemilerin dolması 29 Ekim'e geliyor. Yine 9 var orada. Dönüş tarihi 29 Ekim'de. Ayları ben, toplamıyorsunuz. Tabii. Hayır, ayları da ileride toplayacağım şimdi. Yine toplayacağım ama burada zaman geliyor. Ay, zaman geliyor. Evet. Yıl, zaman geliyor. Evet. Saat. Fakat kaderi evet. Hadiseyi bu rakamlar belirliyor. Tabii, şimdi ben bitirmenizi bekliyorum ki soruları öyle sorayım. Bu sefer sorular birikiyor. Evet. Şimdi gerçi reklam zamanı geldi. Bir araya gidelim. Çünkü ben birazdan devam edeceğim. O zaman aradan sonra devam edelim. Aradan sonra devam edersek tamam. Daha iyi olur. O zaman soruları da ondan sonra tamam. Yöneltelim. Tamam. Hayır, olur. Size. Evet, şimdi kısa bir aramız var. Bu arada sorularınızı bekliyoruz. Elektronik posta adresimiz de gizlidosyalar@tvnet.tv.tr adresine gönderirseniz burada yanıtlamaya çalışacağız. Evet, tekrar karşınızdayız. Kaldığımız yerden aynınızda devam edelim. Free Race meselesini bitirdikten sonra diğer konulara geçelim. Gelen izleyici soruları var, onları da yöneteceğim. Evet.
Şimdi demin bir soru lütfettiniz. Hani 27 Ekim'i neye göre alıyorsunuz? Evet. 27 Ekim 1914 dedik. 27 Ekim'in toplamı 2, 7 daha, o da 9 yapar. Yani 9 sistemi. Evet. Ayda peki da sonuç çıkıyor. Olarak ne anlam çıkıyor şimdi burada? Şimdi şu sistemi bir bitireyim. Kısa sürecek zaten. Ondan sonra ben işin şeyini anlatacağım. Şimdi tabii anlatım soğuduğu zaman şey oluyor. Fakat Nusret Mayın gemisi 18 ve 19 Mart günü savaşın kaderini değiştiriyor. Bakınız. 18 Mart'ın gecesi 19 Mart'a bağlayan sabah. Yine bir 19'un 9'u çıktı. 18 Mart dedik. 18 Mart gecesi. 18 toplamı yine 9 yapıyor. Nedir? 1-8 daha 9 yapıyor. Bakın. Sistematiğe bakın. Şimdi devam edelim müsaade ederseniz. Hamilton, General Hamilton, meşhur Hamilton, bu Jonk Bayırı'na saldıran adam, Anzaklarla beraber, 9. Kolordu komutanı. 9. bakın. Yine bir 9 çıktı Hamilton. Ve bu ne yapıyor? Jonk Bayırı taarruzuna başlıyor. Ne zaman? Ne zamana kadar sürüyor biliyor musunuz taarruz? Yine askeri kayıtlardan bakın çanakta. 9 Ağustos 1915'te. 1915'i biliyorsunuz. Başlangıç tarihi 9 Ağustos. Taarruz oraya kadar sürüyor. Yine bir 9 çıkıyor net rakamlar. Yetmiyor. 10 Ağustos'ta Mustafa Kemal 9'u 10'a bağlayan gece. O koya bir karşı taarruz yaparak Suğla koyunu 9. Kolordu İngiliz komutanından geri alıyor. Ve Anzakların son muharebesi bakınız 9. Kolordu'nun evet, yani karşı koymasıyla oluyor. Ne zaman? 9. Kolordu 21 Ağustos'ta 9. Kolordu'nun taarruzuyla o son muharebe bitiyor. Yine 9 çıkıyor da bakınız. Şimdi 29 Ağustos'a kadar askeri tahammüller de var. Ufaklı irili çaplı diyor. Çatışmalar sürse de diyor. Asıl tarih diyor. Demin verdiğimiz tarihtir. Ama orada da 29 var. Çok enteresan. Orada da bir 9 yine çıkıyor. Peki bunları uzatabiliriz belki. Daha da çok daha fazla uzatabiliriz. Sonuç olarak nereye varıyor bunlar? Sonuç olarak nereye varacağım? İşte bunu bitireyim müsaadenizle. Az kaldı. Süremizi de mümkün mertebe şey kullanmak istiyorum. Şimdi böyle olunca bakın başka bir şeye geleceğim burada. Gemi hadiseleri, Yavuz Midilli vesaire. Tahliyesi 19 Aralık 1915'te. Yine bir 9 çıkıyor. Yazmaya artık gerek kalmıyor. Bakınız. Anafartalardan siper tahliyesi. 19 Aralık'ta. Yine 9 çıkıyor. Bakınız. Hamilton gider, Charles Monroe gelir yerine. Bunun üzerine. 9 Ocak 1916 sabahı tamamen boşaltılıyor. Yine bir 9 çıkıyor. Bakın kaç tane 9 çıkıyor. Jonk Bayırı ve Gelibolu Savaşları. Yetmiyor. Nusret Mayın gemisinden bahsettik. Nusret Mayın gemisinin kaderine bakın. Churchill'in biliyorsunuz demin söylediğim gibi dergide verdiği beyanatta 1962'de özel bir şirkete veriliyor. 1962'de. 1990 yılında Mersin'in 9 mil açığında yine bir 9 alabora oluyor. Bakınız baksınlar izleyicilerimiz. 1990'ın Mersin açıklarında 9 mil açığında alabora oluyor. 1999 yılında denizden çıkartılıyor. Tarsus Belediyesi katkılarıyla anıt yapıyor. Bakın yine 999 kaderi meseleye bakın. Şimdi bütün bunları şöyle böyle daha birçok mesele çıkıyor fakat başka bir şey var. Çanakkale'nin ikinci gemisi Muaveniyeti Milliye neyle meşhur? Goliath'ı batırmakla. İngiliz kraliyet ailesinin bir numaralı gemisi Goliath. Goliath'ın manası calut demek. Calut, evet. Evet. Bakınız. Muaveniyeti Milliye batırıyor. Yine tarihler aynı 9'lar çıkıyor. Gelibolu Savaşı'nda ve Muaveniyeti Milliye biliyorsunuz İstanbul'a geldiği zaman top atışlarıyla karşılığında halk tarafından İstanbul'a geçti. Çünkü hatta birkaç daha gemi batırıyor ama en önemlisi ünlenmesi Gelibolu'nun yıldızı lakabını alması Goliath'ı batırıyor. Goliath calut demektir. Biliyorsunuz calut ve calut meselesi vardır. Davut Aleyhisselam calutu kesecektir vesairedir falan. Bakın şimdi oraya da giriyorum. 249. ayet Bakara suresi. Talut dedi ki Rabbim bizi Calut'la savaşta bir ırmakta bir suda imtihan edecek. Bakın su. Ve orada az bir topluluk çok bir topluluğa zafer kazanacağını söylüyor. Yine 9 çıkıyor. 249 yine bir 9. Ayette bile 9 bakın. Aslında bütün o felsefe o ayetten başlıyor da ben işin bu tarafından girdim. Şimdi başka bir şey söyleyerek sorularınızı alacağım. 1992 yılında bir şey oldu. 1 Ekim kayıtlarda savcılıktan alınan karar. İzmir'de Akdeniz ve Ege'de gerçekleşen tatbikatta, ortak tatbikatta müttefik devletlerle bizim muaveneti batırdılar. Tarih tam olarak 30 Eylül gecesi ve ismi muaveniyet. Demin ne dedik? Muaveniyeti Milliye dedik. Bakınız dikkat edin. 9
Nedir burada? Güneş takviminin aylarına göre 9. aydır, Eylül ayı. 9. ayın son gününde 1 Ekim'i bağlayan gece bizim muaveneti vuruyorlar. Şimdi bilmiyorum jenekte gösterecekler mi? Görüntü verebilir. Muavenetin üzerindeki seri noktalarına bakın. DM 357. Muavenet vurulan gemimizin. Evet. 1992'de. Amerikalılar kalleşçe bunu yaptılar. Sonra kaza maza oldu falan hikayelerini. Gemiyi verebiliriz ekrana. Evet. Şimdi muavenet gemisi. DM, bakınız. Türkçe'de D harfi 5. harf. M harfi 16. harfe denk geliyor. 5 ve 16. 9. 9 ay itibariyle Eylül ayı 9. olacak. 1915 ve 1916 rakamlarının Çanakkale Savaşları ve Muaveneti Milliye'den seri numarası da bir şekilde aynı olduğu çıkıyor. Şimdi bakınız. Yetmiyor. Goliath'tan bahsettik. Bu muaveniyet gemisi de demin hani İsrail'in İran nükleer projesine bilerek bunu yaptı dedik ya. Muaveniyeti Milliye'nin intikamı olsun diye o güne denk getirdiler. Aynı gün, aynı saat Türk halkından bunlar gizlendi. Lütfen araştırsınlar verdiğim numaraları, kodları göster. Bunlar nerede geçiyor? Şimdi yine gemi. Çok ilginç. Evet. Bu söylediğiniz yani, tekrar alabilir miyiz? Onun üstüne basarak tabii, tekrar eder misiniz o söylediğinizi? Tabii. En son. Muavenet gemisi 1992 yılında 1 Ekim savcılıktan çıkan, internette vardı savcı kararı olduğu gibi resmi belgelerde. Evet. 30 Eylül gecesi, 30 Eylül, o Eylül neydi? 9. aydır. Eylül ayı 9. Evet. aydır 12 aylık sistemde. Evet. Kaza süsü verilerek roketleniyor, füze şu atılıyor. Şu anda ekranda görüntüsü evet, de var. Bakınız. Orada DM 357. Evet. Çok o net kaza süsüyle görüyorum. İntikam alındı, gemi evet. batırıldı diyor. D harfi 5, aynı M harfi 16. harfler oldu. 15 ve 16 rakamlarını veriyor. Çanakkale Savaşları'nın Gelibolu bitimi, başlangıcı ve bitimine denk geliyor. Aynısı seri numarasında da başka bir şey var. Yine devam ediyoruz. Bunda da 3, 5, 7. Ne yapıyor? 3 ile 5, 8. 7 daha 15 yapıyor. 1915 tarihinin güneş takviminin sonu, Çanakkale Savaşı'nın başlangıç tarihini yine burada veriyor. 15, 16, 15. Ve çok enteresandır, aynı şeye denk getirdiler. Onun da ismi Muaveneti Milliye'ydi. Evet. Goliath'ı, Calut'u batırmıştı. Evet. Ve bu da muavenetti. 1992'de izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Birazdan belki başka şeyler de tekrar anacağız. Buraya geldi. Bundan sonra 1919'da Samsun'a çıkıldı. Türk devlet bekasından bahsettik. 19 subayla Bandırma vapuru, yine bakın bir gemi, oraya çıktı. İşte Türk Milli Mücadele Savaşı'nı vesaire başlattı resmi tarihlere göre, tarihlere göre. Bunlar gerçekleşti. Şimdi ben burada oturarak sizin sorularınızı alacağım. Şimdi ben şunu soracağım. Buyurun. Şimdi, tamam. Bu seri numaraları, geminin seri numarası olsun veyahut da İsrail'in İran'a gönderdiği virüsün evet. numarası, bunlar bilinçli bir şekilde yapılır ve evet. ki gayet de mantıklı yani. Bunun evet. Çok net bir şekilde görülen şeyler. Peki bu tarihlerin bu şekilde denk gelmesi nasıl oluyor? Yani bunu ayarlayamazsınız ki. İşte asıl soru o. Piri Reis haritasında bu rakamlar olduğu gibi mevcut. Demek ki bir Muradullah da hayır ve şer cephesinden bahsettik. Bunlar galiba bilmek değildir. Olacak olayları. Bakın Türkiye haritası Piri Reis'in var, bilmiyorum. Şu anda onu da ekrana verebiliriz. O haritayı da verebiliriz. Konuşabiliriz. Evet. Bu harita sadece 16 yıldız itibariyle söyledim. Bakın 16 yıldız forsunu tekrar söyleyeyim. 16 Türk devletiyle sadece alakalıdır. 16 yönle alakalıdır. Türk tarihinin misyonuyla alakalı bir şeydir. Şimdi o haritada 16 yıldızlı görüntü de gelecek, ekranımıza evet. gelecek. Bu arada tabii şimdi konu girmişken ben onunla ilgili gelen maillerden onunla ilgili olanı da okuyayım. Buyurun. Hatice İnan soruyor. Evet. Diyor ki Cumhurbaşkanlığı'nın sitesinde 16 yıldızın o forsunun 16 Türk Devleti'ne ait olmadığını söylediğiniz ama sitede Cumhurbaşkanı bu sitesinde bu var diye. Cumhurbaşkanlığı soruyor. Resmi sitesinde biz bunları bilmiyor muyuz? Seyircimizi saygıyla selamlıyorum önce. Yanlış anlaşılmasın. Ekonomik Türkiye açısından değil. Evet. Bir yorumdur. Yorumu Cumhurbaşkanlığı sitesi yapmıyor. Bunu başkası yapıyor. Bu Türk
devletlerine işaret ediyor diye emekli bir subay daha sonra çıkarttığı yayında bunu yapmıştır. Cumhurbaşkanlığı şunu demiyor. Evet, bunlar 16 tane Türk devletidir yorumu yoktur. Bakın evet, bunu Gazi Mustafa Kemal Paşa da kullanmıştır. Tamam. O yöndür. Tamam. Evet. Sitedeki bir yorumdur. Bunu da Cumhurbaşkanlığı yapmıyor bizzat. Evet. Lütfen bunun da altını çizerek. Peki haritaya dönecek olursak. Evet. Bir resim Türkiye haritası. Evet. Oradan devam edelim. Yok bu değil. Diğeri. Bir tane daha var. Piri Reis Türkiye. Pardon, Piri Reis Avrupa diye biz kaydetmiştik onu. Evet, bu harita. Bakın orada 16 yönlü işte Force'dan bahsettiğimiz 16 yönlü iki tane 16 yön gösterdiği harita vardı ve Türkiye'yi göstermektedir. Bu kitap Bahriye'de yer alan başka bir harita. Evet. O diğer diğer haritasına bağımsız. Aynen öyle. Bağımsız aynen yaptı. O şekilde de yazdı. Gelibolu'da yazdığını. Bakın burada çizgiler vardı. Tam ekranda izleyicilerimiz görmeyebilirler. Çünkü ışık çok kuvvetli geliyor buradan. Ekrana yansımasından dolayı da. Anlatmak istedim. O haritayı internetten incelesinler. Birçok çizgi görecekler. Bu Gelibolu'ya geliyor. İngiltere'den çıkıyor. Türkiye ile alakalı birçok şeyin enlem ve boylam o iki çizgi aralarının baksınlar, ölçsünler, enlem ve boylamlarını toplasınlar birçok tarihi veriyor. Yetmiyor. Bakınız daha ileri giderek söyleyeyim. Marmara Denizi'nin fay haritasını bugün incelesinler. Marmara Denizi'ndeki Piri Reis haritasını incelesinler bu Türkiye haritasından birebir. Yani bu kadar olur mu? O hani Marmara'nın burnu ve ayakları dahil olmak üzere. Bu haritada o sınıf var. Evet. Var, var fakat burada tam net gözükmüyor. İzleyicilerimizden istirhamım kendileri incelesinler. Bu yetmiyor. Tabii. Maden yataklarını vesaire birçok yerleri gösteren işaretler var. Ve çok enteresandır. Sayılarla dedim ben. Cefirden girdim buraya. Bakınız Hamza Bey. Yani bu çok geniş bir okyanus derken mübalağa yapmadım. Hakikaten deruni bir mesele. Ne buna süremiz yeter ne konu yeter. Deruni meseleye girdikçe iş açacaktır. Sayı numarolojileri üzerinde bir sistem kurulmuştur. Bu Allah'ın adetinde de böyledir. Piri Reis de bunu erenlerle bu haritayı çizmiştir. Kendisi bizzihati zaten kitabında belirtmektedir. Bu yorum falan da değildir. Kendisinin söylediği tarihler, kendisinin yaptığı yerler, çizim de oradadır. Dolayısıyla her şey buna uyuyor. Şimdi bunlar tesadüf olamaz. Gelibolu'da çizilmesi, Gelibolu Savaşları'nın tarihi, saati, dakikası hepsinin tutması, doku sistemi, 16 sistemi vesaire ve daha burada anlatmadım. Çünkü anlatırsam daha farklı şeyler peki, çıkacaktır. Şimdi, onu araştırmacıların önüne bırakıyor. Şimdi konu tam işte şey, hani soruları sorma yaptığım sıralama şeklinde gidiyor. Onunla ilgili gelen mailler de enteresan bir şekilde öyle geliyor. Şimdi bir mailde diyor ki Piri Reis'in haritası yeni devletimiz Türkiye Cumhuriyeti ve akıbeti hakkında neler söylemiştir? Bu Büyük Türkiye projesi tekrar işte 3 kata yayılma veyahut da daha büyük atılımlar yapmayla alakalı da konuşacaktık. Yeri gelmişken oraya girelim mi yoksa bu konuyla ilgili daha fazla... Piri Reis haritasını zaten başlangıçta öyle söyledik. Türk devlet bekasıyla alakalı. İleriyi ne yapacak? Çok ileriyi söylemiyorum. Tekrar söylüyorum. Altını çizerek gayip meselesi değildir. O haritada bunlar. Bir de kayıp harita vardır. Yarısı yoktur. Onun da nerede olduğu araştırmalıdır. Bu harita biliyorsunuz Amerika tarafından istenmişti ve sergilenmeye gitmişti. Evet. Akıbeti haritanın üzerinde daha çok şeyler var. Açmıyorum. Ben sadece sarı sayılarla alakalı bölümü söyledim. Türk bekasıyla alakalı bakınız. Afrika'yı göstermiş, çizgiyi çizmiş. Senegal'i göstermiş. Çizgiyi çizmiş ve İstanbul'a getirmiş. Yine Marmara'ya getirmiş, Ege'ye getirmiş. Çizgilerin gösterdiği yer bugün Afrika'da biliyorsunuz gemilerimiz kaçırılıyor. Öyle değil mi? Evet. Somali yoğun şekilde Somali'de vesaire. Evet. Birebir hadiselerin de tarihleri var ve vakaları var. İsimleriyle de zikretmiş bunu. Bunu görmek lazım. Tabii bunu erenler yaptı. Biz de görebildiğimiz kadar herkes bakmak var, görmek var ayrı bir şey. Yani burada biz de bu işin çok böyle şeyiz demiyoruz. Yanlış anlaşılmasın ama beka ile alakalı öyle sırlar var ki çok fazla açılmak istemiyorum. Ben sadece bir kapı açtım. Peki şu az önce siz anlatırken benim aklımdaydı. Yine onu da sormak istiyordum. Evet. Şimdi Piri Reis'in haritasının 16 parçadan bir tanesini şimdi onu birleştirdiğiniz zaman merkez noktası tam Mısır, Kahire'ye denk geliyordu piramitlerin. Şimdi bir Kahire şeyi var, bir çıkış noktası var. Eğer devletle alakalıysa yine bir Mısır bağlantısı veyahut da Mısır'ın merkezinden bir şey öyle bir şey olabilir mi? Şimdi ben buna şöyle bir yorum yapayım. Birincisi kendisi Mısır'da idam edildi Kahire'de. Evet, bir de o var. Evet. Kendinin de idam yerini adeta merkez olarak mihenk taşını koydu. İkincisi demin söylediğiniz soru genetiği üzerinde konuşalım. O da şöyle bir yapıyı doğuruyor. Bizim demin Afrika'ya gemilerimiz gidiyor dedik. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni korumak adına falan. Türk devlet yapısında bir kımıldanmalar şu anda olmuyor mu? Evet. Eski topraklarımızın oralarda bizim kuvvetlerimiz dolaşmıyor mu? Bosna'da olsun, Kosova'da olsun, Afganistan'da olsun,
Orta Doğu'da olsun, birçok yerde donanmalarımız dolaşmıyor mu? Tekrar biz eski yerlere talip değil miyiz? Onun gösterdiği harita oraya doğru. Dünyanın merkezi evet. olarak değildir o. Merkez aldığı noktanın sırlı yorumları vardır. Evet. İki tanesini söylemiş oldum. Evet. Peki, yine kaldığımız yerden devam edecek Merhaba. Olursak, yani benim bu soruyu sormadığımı farz ederek, nereye gidiyordu bu şey? Türk Devlet Bekası mı? Bakınız, çok açık ve net söylüyorum. 16 yıldız, 16 yöne Türkler tekrar hükmedecek. Birçok hadiseler gerçekleşecek Allahu alem. Evet. Bunlar zaten Muradullah dairesinde de belli, Erenlerin hizasında da belli. Fakat bilimsel olarak da bunları okumak için, artık görmek için çok böyle büyük zekaya da gerek yok. Gelişen olaylara da bakıyoruz. Türk dünyası, İslam dünyası birleşme yönüne doğru gitmekte. Şu anda biliyorsunuz birçok hadiseler gerçekleşiyor. Bir başka gemi vakasını söylemeyi unuttuk. Bakın burada notlar kısa kestim çünkü. Evet. Mavi Marmara gemi vakası. Evet. Kaç tane yolcumuz şehit oldu? 9. 9 tane. Bakın onu burada notum var da. Mavi Marmara gemisinin orada Piri Reis'te baksınlar enlem boylamına, tarihine baksınlar. Ondan sonra ise bu da tesadüf. Yani bir harita çıkmış. Nereye doğru gidiyor ben açıklamak istemiyorum. Ama dünya hakimiyetine doğru ilerliyoruz. Evet. Şimdi şunu mesela bakın Murat Bağış sormuş. Diyor ki rakamlarla bulunan şeyler genelde geçmişte olan şeyler. Hani anlattınız ya ki hatta mesela Tülay Okur Demirer'de mailinde çok fazla rakamın içerisinde anlamakta biraz zorlandıklarını ifade ediyor yine izleyicilerimiz. Şimdi yine Murat Bağış'ın şeyine, mailine dönecek olursak diyor ki geçmişte olan şeyleri söylediniz. Peki gelecekle ilgili olanlar da var mı? Gelecekte söylersek kahin diyorlar o zaman. Mesela yani. Hayır yani diyor ki haritada var mı? Mesela yine var. Her zaman olduğu gibi 2012 sormuşlar. Diyor ki 2012 ile bir alakası var mı? Bunu tabii defalarca, yani şey değil, defalarca anlattım. De. Yok öyle mardık hayır, falan yani, yok. Tamam, programını çok yaptım. Anladım. Seyircimize cevap. Yok ya burada soruyu oraya almasak sorunun Habertürk programında Ramazan'dan önce bir program yaptık. Cefir'i anlattık. Dedim ki Ramazan ayı içerisinde şöyle şöyle bir İslam ülkesinde deprem olacak. Şu kadar şu kadar şey oldu hakikaten. Ondan sonra Allah Allah bir sürü mail yağıyor. Bize gelenler hocam başka bir şey olacak falan. Ya değil. Allahu alem bu gaybı bilmektedir. Ama söyleyeyim. Hiç alakasız iki ülke yakında savaşa girecek diyebilirim. Savaş ilan edecek. Savaşmayacak. Bakın hiç alakasız. Hani derler ya bayram değil, seyram değil, enişten beni neden öptü tarzında. Çünkü şu anda savaş nerede bekleniliyor? Orta Doğu'da veya İran, evet. Amerika vuracak veya İsrail vuracak diye. Alakasız iki ülke birbirine savaş ilan edecek. İlan ettiği zaman beni hatırlasınlar. Edecek ama savaşmayacak. Yani o artık o kadarına ileri gitmiyor. İlan edecek. Diyorsun. İlan edecek. Ne kadar süre içerisinde? Yani çok yakın, yakında. Yani o kadarına da girmeyeceğim artık. Çünkü bunun yakınına gidersem başka şeyler tehlikeye girer. Peki o zaman ısrar etmiyorum. Şimdi bu Büyük Türkiye Projesi ile ilgili sizin söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yoksa bu sizin rahmani ve şeytani kuvvetler olarak yani iyiler ve kötüler arasında bir savaş Şimdi bu, meselesi var. Tabii burada şey de var. Askeri Bahriye'de Osmanlıca kitabın kabını getirdim orijinal. Evet. Onun o zaman da basılmış. Burada, şöyle tutayım ben. Siz gösterebilirsiniz. Şöyle. Evet. Evet. Bu da orijinal kaptır. Evet. Bu da orijinal Osmanlıca haritalardır. Evet. Burada kendisini de gösterdiniz. Bu Maraş'ın evet. haritasıdır. Şimdi buna birazdan gireceğim. Ben de daha önce Abdülhamit Han'ın yaptırmış olduğu 16 parça bir harita vardı. Camekan'ı aldık. Evet oraya da değinelim. Evet. Şimdi çok büyük bir, şurada başka bir şey usturlap getirdim. Evet. O da çok gemicilerin, evet. evet. Bu işte siz gösterin böyle açarak şunları da ileri geri oynatarak. Evet, pusulayı da söyleyin Güney Kabe'yi gösterdiğini. Evet şimdi böyle bunu da göstereyim. Bu eski denizcilerin yön bulmakta kullandığı bizim pusula dediğimiz ancak o dönemde o sıra harita çizdikleri alet. Yalnız burada enteresan olan bir şey var. Bu biliyorsunuz pusulaların ibresi her zaman kuzeyi gösterir. Ancak bunun ibresi güneyi gösteriyor. Tam da Kabe'yi gösteriyor. Kabe'yi Egemen gösteriyor. Olduğumuz evet. zaman bizim kıblemiz oraydı. Kuzeye evet. kim çevirdi? evet burada bunlarla ayarlamalar yapılıyor. Tabii denizde nerede olduğu yere göre değil mi? Çünkü evet, yer, yön evet. konum değiştirdiğiniz zaman kapağında da yine rakamlar var orada. Tabii kapağın kapattığınız zaman görürsünüz evet. orada da var. Evet, birçok ölçüler var orada. Tabii burada da şeyler yani var. Yani bunlar bizim mecdadımız icat etmiş. Yani bunlar görüldüğü evet. gibi hurafe, laf falan filan değil. Şimdi böyle bir kültüre sahip olan bir medeniyet, köklü bir medeniyet. Evet. Ve böyle bir dinin mensubiyeti bir millet aslına döndüğü zaman ki işin eşik noktası da odur. Yani dünyada artık konjöktür gereği, bu bilimsel tabiri ben her zaman söyledim, Allah'ın bir muradı var. Oraya doğru gidiyor. Türklerin hakimiyetine doğru gidiyor. Türk
İslam hakimiyeti diyelim ama İslam dünyasının hakimiyeti. Buradan Türk İslam sentezi falan çıkmasın, yanlış anlaşılmasın, onu kastetmiyorum yani. Şimdi bakınız, burada Osmanlı'nın kırmızı defteri var. Siz gösterdiniz. Evet. Şimdi burada dahi bazı şeylerden bahsediyoruz. Siz biraz Osmanlıca şey yaptığınızı okudunuz. Kıyametten falan da bahsediyor. Orada el yazısı. Ziya Paşa'ya da atıflar var. Ne yapılması gereken örtünü ödenek şeyler var. Vesaireler falan var. Şimdi evet. Devletin bir, demek ki ideolojisi demeyeyim de, bir misyonu var Türk devletinin yani. Tarih boyunca imparator olmaya. Öbür sayfalarını açarsanız gösterirseniz. Tamam. Çünkü kameradan hemen çekip yayınlıyorlar. Son zamanlarda yayınladığımız her şeyi böyle basıp basıp yayınlıyorlar. Orijinallerimiz de olmasına rağmen. Sayfaları ben çevireyim. Evet. Böyle altta mühürler, imzalar var. Çok çeşitli de hepsini tabii deşifre yapmayın. Tamam. Daha devamı da. Gerçi ben onun bazılarını yayınladım ama tam metnini yayınlamadık da. Şimdi burada devlet yapısının bir demek ki bir felsefesi var. Felsefe de şu: dünyaya hakim olmak, adalet getirmek ama Allah adına iş görmek, Yaradan adına bunu yapmak. Nefsi adına veya kendi emelleri uğruna değil. Zaman zaman sapmalar olur. İnsanlığa fayda edeyim derken bir başka oluşumlar işin içine girer. Kendi isimleri adına bunu yapmaya kalkarlar. Bunlar ayrı şeyler. Devlet bekası, devletin ileride olacağı hadiselerden bahsettiğim için söylüyorum. Bir hakimiyete doğru gidiyoruz. Yani bunu görmek için çok, dediğim gibi, zeki olmaya gerek yok. Şu olaylara baksınlar. Şu 10 senelik hadiseler dahi Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok açık, net gösteriyor. Evet, yani. Doğru, dış politikasında dahi. Tabii. Yetersiz olmasına rağmen, yanlış anlaşılmasın, siyaset falan yapmıyorum ama kat kat merhaleler atladığımızı görmemek için herhalde kör olmak ona lazım. Ona şüphe yok. Değil mi? O bir gerçek. Önümüzde duruyor zaten. Şimdi Anka projesine girelim mi? Tamam, Anka projesine girelim. Onunla ilgili şeyden sonra şu iyiler ve kötüler meselesini, ki o aslında söylendiği gibi pek şey değil. Yani iyiler kötüler çok şey, masal gibi duruyor da aslında sizin kastettiğiniz orada daha farklı bir şey var. Şeytani kişilikler. Ki bunların bir birlik olduğundan, isimleri de belli zaten. Bunların böyle bir efsane gibi olarak anlatmıyorsunuz ama Ankara projesiyle alakalı o zaman biz bir giriş yapalım. Tabii. Ondan sonra o konuya girelim. Olur. Ve soruları da almaya devam edelim. Ankara projesiyle alakalı giriş yapmaktan önce iyiler ve kötüler meselesinde burada önemli bir şey var. Şimdi biz biliyorsunuz hep orijinal belgeler getiriyorum. Bakın burada hazır şey yapmışken kameraman kardeşim bunu gösterebilecek mi bilmiyorum. Burada birçok orijinal belge var. Her programda gerçek çoğunu getiriyoruz, gösteremeden geri gidiyoruz biliyorsunuz. Evet, onları gösterebiliriz falan. Eğer şu anda şey varsa. Yani böyle çekilebilirse vesaire birçok belgeler mevcut. Evet. Şimdi bakın, örneğin herkes ahkam kesiyor. Bennett, Mustafa Kemal Atatürk'e ne vermiş? Geçiş izni vermiş falan, evet. 1919'da. Evet. Sadece o vermemiş. Sadece o belge onların elinde değil. Buyurun, orijinal belgesi. 1919 tarihli. Bakınız. Bu Fransızca mı? Hem Yunanca hem İngilizce. Bakınız orada biliyorsunuz. Ben şöyle tutayım, ona sonra bir türlü gösterirseniz ama tam okunmayacak şekilde olsun. Yani Bennett'in verdiği. Bennett'in değil bu. Bennett'in değil mi? Geri karakol komutanlarının verdiği. Sadece Bennett vermiş falan diye. Propaganda yapıyorlar. Yani burada şimdi bakın. Birçok Osmanlıca belge var. Ve siz biliyorsunuz. Hatır sayılır da bir arşivim var. Evet. Şimdi şunu göstereyim biz Ahmet. O konuyu öylesine gösterdik. Şurada bir bakınız. Şöyle bir şey göstereyim. Evet. Şimdi bu çok ilginç. Gerçekten şu resmi ekrandayken ben bir kişi söylemek istiyorum. Bu kaç senesine ait? 1922. Evet, 1922. Ve bir mecmuada yayınlanmış. Evet. Londra, o zamanın egemen ülkesi biliyorsunuz, imparatorluğu. Londra süper gücü tabii diyelim. Şu anda Londra'da. Buckingham Sarayı. Bu uçakla mı çekilmiş? Bu fotoğraf, uydu fotoğrafı gibi değil, duruyor. Çizimdir bu. Yani ama bu, çok enteresandır. Şuradaki, şimdi? Evet, şuradaki aynı sanki Piri Reis tekniği gibi değil mi? Golden Earth'ten alınma gibi. İnanmak güç. Güç değil mi? Evet. Bu müthiş bir şekilde ya fotoğraf çekmiş ya balonla, uçaktan, balonla, helikopterle, uçakla bir şekilde birebir burada ölçekli şeyin çizmiş. Yani bu böyle bir şey olmaz. Bu kafadan hayali şeyle olacak değil. Yukarıdan. Eyvallah. Yani demek ki 1922'de, yani daha Cumhuriyet kurulmadan evvel bu Türkler tarafından çiziliyor değil mi? Türkler tarafından değil, yabancılar tarafından. Yabancılar tarafından. Osmanlı mecmuada yayınlanıyor. Osmanlı mecmuada. Da diyor ki istikbaldeki teyyareciliğin safahatından, yani istikbalde olacak uçak. Bu ne yapıyor? Bakın göstereyim kameraya. Bakın şunu gösteririm. Bu ne bu? Hayalet uçak. İki tane uçak var. Biri iniyor, biri çıkıyor.
projektörle İngiltere'yi geziyor. Bir Heron. Heron çizim. 1922 yılında. Heron'udur. 1922 yılında çizilmiş bir Heron prototipi. Elinizdeki orijinal nusadır Hamza Bey. Elinizdeki. Peki bunu çizen kim? Heron. Onu çizen şimdi bakın. Çok enteresan. Onu çizeni bırakın. Üzerinde sayılar ve rakamlar var. Siz görebileceksiniz ama seyircilerimiz görmüyor. Şurada da bir imza göreceksiniz. Bakın. Burada evet, da Photoshop'ları var. Evet, burada rakamlar. Evet, bak orada gözükmediği için biz bunu Photoshop evet, bu yaptık. İsterseniz var. Photoshop'unu gösterin. Orijinali gösterdikten sonra tamam, Photoshop'u da evet, evet. Photoshop'la rakamları netleştirelim. Evet, bundan sonra verdik. Aynısını burada bakın, görebiliriz. Değerli izleyicilerimiz şöyle, burada. Tabii, biz bunu evet. yazdık. İmza Gazi şöyle, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1922'de tamam. kullandığı imzası. Mecmuada okumuş, onu kriptolamış. Bakınız. Burada da Londra'nın görüntüsü var. Rakamları kriptolamış, evet. Şurada. Demiş ki, ileride biz de böyle bir proje yapalım. Bunu biz yazdık ANKA projesi olarak. Üzerindeki evet. numaraları neden verdik? Bakın şöyle biraz indireyim. 2010 numarası. Senesinde Türklerin yerli yapımı ANKA'nın üzerindeki seri numaralar bunun üzerindekilerin aynısı. Onları da 16yıldız.com'a baksın izleyicilerimiz görecektir. Üzerinde ANKA da yazıyor. ANKA da yazıyor. Yazmış, zaten işte kodlar yazmış. Evet. Seri numaraları şurada da aynı. Yazmış. Onun için biz Photoshop seri yaptık. Seri numaralar var. Ki bu evet. numaralar burada olan. Evet bu orijinalidir. Bu başlı 1922'ye mi? Evet bu orijinal nüshadır. Hatta arkada uçaklarla alakalı siz gösterirseniz Türk tamam. Uçak tayyare cemiyeti, cemiyetleri bunu da göstereyim. Bu da aynı mecmuanın iç kısmı. Hatta evet. arka tarafında yine böyle bir şey İstanbul var. İstanbul Belediye Başkanı'nın oradaki da, şeyi evet. uçakçılarla burada falan. Burada da bunun netleştirilmiş hali. ANKA ve seri numaralı yazıyor. Şimdi bunu biz Photoshop yaptık. Neden? Burada tam net sizin de göremediğiniz evet. gibi tabii görülmediği burada. İçin. Evet. Verdik. Fakat orijinalini de böyle vermemize rağmen bakınız anlatmak istediğim şey şu. ANKA 2010 projesindeki ANKA projesinin üzerindeki rakamlar aynısı. Evet. Onu da verdik. Şunu sorabilir miyim bu evet. arada? Evet. Şimdi bunlar el yazısıyla daha sonra üzerine yazılmış evet. mı? Evet. Onunla ilgili de bilgi kim vereceğim. Yazıyor bunu? Mustafa Kemal yazıyor. Diyor ki böyle böyle olsun kripto oluyor. Buna kripto denir. Ve ben yazımda şunu söyledim. Dedim ki bakın bunlar bu şekilde Osmanlıca mecmualarda yayınlanmış. Mustafa Kemal bunu kriptolamıştır dedim. Bizim de bunun gibi yapılacaksa biz de bu çalışmaları yapmamız lazım. Manasında rakamlar koymuş ve imza atmış. Orijinalini gösteriyorum. Evet. Bunun orijinalini Genelkurmay Başkanlığı'nın bir birimi beni aradı. Hatta tebrik etti. Şey istedi. Ben dedim Photoshop'a gerek yok komutanım. Size dedim şeyi gönderelim. Orijinallerini. Hala yazışmalarımız devam ediyor. Bakalım ne olacak. İstemediler orijinali vesaire. İnceleme safhası vesaire. Evet. Biz bunu verdik. Bundan en çok kim rahatsız oldu biliyor musunuz? Kim? Kemalistler rahatsız oldu. Önce bir övdüler. Sonra neden? Oktan Keleş dindardır. Bu yobaz adamdır. Öyle de bir şey yapmış. Buna inanılmaz. Atatürk'le mutlaka bir oyun var. Çünkü Abdülhamit Han'ı çok övüyor. Abdülhamit Han'ı Atatürk'le bağdaştırmaya çalışıyor gibisinden de böyle. Şeyler çıktı. İşte belgeler burada. Evet. Photoshop'u bu, orijinali budur. Ve dolayısıyla şimdi söylemek istediğim meseleye gelelim. Birçok Osmanlı belgesinde bugüne ait acayip sırlar mevcuttur. Evet. Biz bu metafizik araştırmaları yaparken gerçek fiziki araştırmaların içine girdik. Şimdi çıkamıyoruz onların içinde. O kadar belgeler var ki fakat metafizik bilgisi de olması gerekiyor. Bu belgeleri inceleyebilmek için. Kripto bilgisi. Kripto nedir? Bakın bu da 1900 şurada size vereceğim gösterirsiniz diye. Daha önce de gösterdim. Ama şöyle gösterirseniz. 24 senesi İzmir depremi. 2. Abdülhamit Han'ın yapmış olduğu bugünkü saat kulesinin o zaman yıkılmış resimleri. Bir de arkasını bir zahmet gösterirseniz. Şimdi bu bir Osmanlıca mecmua. Gazete daha doğrusu. Yıkılmış evet. evler vesaire falan. Evet. Alabilir miyim onu Hamza tabii. Bey? Fakat iç sayfasında bir şey var. Bunu göstermedim. Pardon, 12 Nisan 1928. Seyircilerimizden özür diliyorum. Sayılı. Şurada görmüş olduğunuz yazılar var. Evet. Dolma kalemle. Evet. Bunu gösterebilir misiniz? Evet, sonradan sonradan üzerine yapılmış. Bu bir kriptodur. Bunu yapan Hasan Tahsin'dir. İlk kurşunu attığı söylenen şahıs. Ki ilk kurşunu da o atmamıştı. Bu millet hep kandırılmıştır. Bunu yapanlar da bugünkü bir takım Kemalist insanlardır işte. Onun için söylüyorum. Bundan rahatsız olan neden Kemalistlerdir? Bir takımların altını çizerek söylüyorum. Evet. Çünkü çoğu masondur. Masonlar da Atatürk'ü sevmez. Dolayısıyla ideolojik olarak tarihe baktılar. Birçok arşivler o neslin elindeydi. Şimdi o nesil öldü. Oğulları, evlatları sahip çıkmadı. El değiştirdi arşivler. Bizlere geldi. Birçok kişilere geldi. Şimdi gerçekler meydana evet. çıkınca gocunuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Meselenin özü her şeye böyle ideolojik bakmaktan dolayı yanıldık. Bakın bu nutuk. Orijinal Osmanlıca nutuk. Evet.
Burada nutuğun içerisinde, onu da getirdim. Yine Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, nutuk, orijinal nutuk sahibi olanlar bilir. Tamam. Haritaları mevcuttur. Kendi çizdiği haritalar baskıyla da orijinal nutuk da şey olmuştur, çizmiştir. Şimdi araya gireceğiz, aradan sonra şey yapalım. Öyle mi yapalım? Tamam, olur, olur. Tamam. Olur. O zaman kısa bir aramız var değerli izleyenler. Sorularınızı da bekliyoruz. Az sonra buradayız. Sevgili izleyenler, tekrar karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ama az önce stüdyoda yaşadığımız ilginç bir olayı ben sizinle paylaşmak istiyorum. Reklam arasında maillere bakarken, mailleri okurken birdenbire bilgisayarımın ekranı karardı ve bazı yazılar yanıp sönmeye başladı. Ve şöyle diyordu, yani kendi dışarıdan bir müdahaleyle, nasıl yaptıklarını bilmiyorum ama diyor ki, ama bir gün o gördüklerimizi bizler de yaşayabiliriz. Sonra diyor ki, tabii o esnada ben print screen alarak görüntüyü kaydettim. Çünkü o gün Rab Abraham'la ahd edip dedi ki, Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat ırmağına kadar senin zürriyetine verdim. Tevrat Tekvim bölümü 18. ayet parantez içinde 13. sayfa diye bir yazı ekranda yanıt belirdi kendiliğinden. Böyle bir şey oldu. Siz ne diyorsunuz buna? Nasıl yorumluyorsunuz? İzleyicilerimiz şu anda ben görüyorum, şey zannederler bunu, yorum falan değil. Bizzati müdahale ettiler. Tabii, yani müdahale. Bilgisayara hackerlık yaptılar. Evet. Ve Tevrat'tan o sözde ayeti Hamza Bey okudu. Akılları sıra bizlere gözdağı veriyorlar. Biz de görebiliriz vesaire falan. Calut ırmaktan bahsediyorlar. Tabii, değil mi? Bahsediyor. Ve koca ekranı kapladı. Sevgili izleyiciler bilsin bunu. Herhangi bir yorum değil. Bilgisayarı bir anda kesildi dışarıdan ve bugün müdahale, dışarıdan. Yani, ve profesyonelce yapılmış bir şey. Evet. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Ben bir ayet okudum. Piri'nin haritasından bahsederken. Bakara Suresi 249 dedim. Talut ordusuyla ayrıldığında dedi ki, doğrusu Allah bizi ırmakla imtihan edecek. Evet. Buna karşı deklarasyon yapıyorlar akılları ama Kur'an-ı Kerim ayetinin sonunda şöyle diyor. Çok az topluluk büyüklere ve büyüklük taslayanlara, böyle ahkam kesenlere, sözde bize gözdağı verenlere muzaffer olmuştur diyor. Dolayısıyla bunlar bizim bir kulağımızdan girer bir kulağımızdan çıkar ama bu da ne kadar programın ciddi olduğunu, yapmış olduğunuz işin ne kadar doğru olduğunu veya bizim anlattıklarımızın ne hangi zülfiyarelere dokunduğunun ispatı olmuştur diyeceğim. Evet. Peki kaldığımız, kaldığımız yerden devam edelim. Olursa. Evet. Orijinal nutuktan bahsettik. Gazi Mustafa Kemal Paşa Osmanlıca bu nutuğu yazdı. İşte Osmanlıca burada. Evet. Hamza kardeşim göster. İnönü bu nutuğu bu hale getirdi 1959'da iki şekliyle. Bakınız burada. Bunu da göstersinler. Milleti bunlarla İnönü kandırdı. Yani açık ve net söylüyorum. Yan yana koyalım. Evet, kimse kızmasın bana. İnönü bir Kemalist portresi çizdi bu millete. Atatürk'ü öyle gösterdi. Nutuk sayfa 119. Bakınız. Diyor ki Abdülkerim Paşa Selanik'te ata yüzbaşıyken diyor. O kendisi binbaşı. Diyor ki Kutlul Abdab derdi bana. Kutbul Aktab tasavvufta kullanılan bir isimdi. Ben daha önce Melami istikbaratçılarını yayınlamıştım. Abdülhamit'in istikbaratçıları, hatırlarsınız Hamza Bey, sizin programınıza da getirdim. Evet. O zamanlar kimse bir şey etmezken şimdi Hürriyet Gazetesi'nden bahsediyoruz burada. Soner Yalçın yazdı. Ne yazıyor burada? Diyor ki Melami Şeyhi Kemal Efendi aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın polis müdürüydü. Sık sık Eyüp'e gider ve onu ziyaret ederdi. Bu bilgileri şimdi bunlar veriyor. Neden biliyor musunuz? Bakın, önemli bir şey söylemek istiyorum. İşte belgeler burada. Biz bunları çıkarmasaydık bu yazılar yazılmıyordu. Neden? Artık arşivler sizlerin elinizde değil. Buradan sesleniyorum o bir takım sözde çığırtkanlara. İrtica geliyor, şu geliyor, bu geliyor diye hikaye yapıp Türk milletinin de bekasının önünü kesmeye çalışanlara. Artık arşivler bizlerin de elinde. Neyin ne olduğunu görüyoruz. Biz bunları devlet kurumlarını da kazandırıyoruz. Bakın burada haritalar var, Osmanlıca birçok şey getirdim. Şimdi bunları yapanlar dedik ya, Atatürk'ü kesimden bu çıktı. Ya biz onur duyulması gereken bir şey. İslami kesim dedi ki ya ben bundan dolayı dedi kurban derimi dedi. Mehmetçik Vakfı'na bağışladım çünkü her onu biz yapalım. İsrail'den almayalım. Bakınız. Evet. Neden siz rahatsız oluyorsunuz? Peki bunlara reddiye yayınlayan kimler? Şu resmi gösterirseniz seyircilerimiz hatırlayacaktır. Evet. Bu resmi pilot diye Türk milletine yutturan ODTÜ'deki bir öğretim üyesi. Bülent Yılmazer diye biri. Evet. Bu iki Cemil Özdemir'le yaptığı programda foyası meydana çıktı gerçi bu şahsiyetin. Bunları ya böyle yırtık pırtık Kemal Sunal'ın rahmetlinin yapmış olduğu Şaban filmlerindeki tipler hiç pilot olur mu? Bakın burada orijinal Harp dergisi getirdim. Harp Tarihi dergisi. Burada bir yıldız vardır. Onu da gösterirseniz.
Bu madalyasıdır. Orijinali de budur. Buyurun bunu da seyircilerimize gösterin. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın da bu madalyası mevcuttur. Osmanlı'yla Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın arasını açan, sanki oradan gelmemiş, uzaydan gelmiş gibi göstermeye çalışanlar Abdülhamit Han'ın seçkin subaylarındandır. Gazi Mustafa Kemal Paşa. Yine Hamza Bey onları gösterirken söyleyeyim. Halil Paşa var. Yamato Paşa diye geçiyor. Japon asıllı Müslüman oluyor Abdülhamit döneminde. Atatürk'e Japonca öğretiyor. Beş subaydan bir tanesi Gazi Mustafa Kemal Paşa. Abdülhalil Yamato ismini alıyor. Japon. Kendi anılarında belirtiyor. Abdülhamit'in subaylarından da diyor Gazi Mustafa Kemal Paşa. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulur. Yanına ziyarete gider. Atatürk'ten Tokyo Camii için himmet ister, yardım ister ve çok cömert davrandığını da yine o anılarda bahsediyor. Abdülhamit'le alakası yokmuş gibi göstermek, Osmanlı ile alakası yokmuş gibi göstermek bu madalyanın Osmanlı'nın son madalyasıdır. Evet. Ne zaman çıkmıştır? 1 Mart 1915'te Gelibolu Yıldızı olarak İngilizler adlandırır işte demek ki Gelibolu savaşlarında. Almanlarsa Demir Hilal diye söyler. Sultan Reşat vermiştir ve son madalyası budur ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın da bu madalyası mevcuttur. İnternete gitsinler, Gazi'nin madalyalarına baksınlar. Nasıl Osmanlı ile alakası yokmuş? Neden? Milletin değerlerini milletin değeriyle çatıştırmak isteyen bir takım insanlar var. Yine kitaplar yazıyorlar kalın kalın. Evet. İsmini verdik demin. Çıkıp o şahsın özür dilemesi lazım. Demiş ki işte Oktan Keleş diyor ki işte o daha sonradan eklenmiş. Kardeşim biz zaten yazdık Osmanlıca. Mecmualarda yayınlandı. Kripto ayrı bir şeydir. Hasan Tahsin'in yaptığı gibi. Yayınlanmış bir mecmuanın üzerine kriptolamıştır. Yazmıştır. Tıpkı geçen programda Masonların yaptığı meseleler gibi. Zaten belli. Elle yazılmış. Yani bunu ayırt edemeyecek kadar daha sonra da bazı hakarete varacak cümleler kullanan şahıslar çıkmış. Tabii ben onlara kendilerine iade ediyorum. Yalnız İsrail meselesine bir şey söylemek istiyorum. Bakın füze kalkanı meselesi vardı. Muavenetten bahsettik. Burada bir şey getirdim. Yıl kaç? Bakar mısınız? Gösterir misiniz? Nerede? Orijinal gazete. Yıl 1948. Ne diyor orada manşette? Haftalık gazete. Dünyayı işgal eden mesele. Yeni kurulan İsrail Devleti'nin 2600 yıllık tarihi demiş. Şöyle gösterebilirim. O günkü kurulduğunu ilan ettiği günün gazetesi manşet. Dünyayı. Evet. Bakın yıl 1947 ve 48. 48'dir. Burada ben bir şey göstereceğim. Keneler ve zararlı savaş çareleri. Profesör Doktor Hasan Şükrü Oytun, Hizmet Özel Ankara basım önünde. Kapağında 1947, içinde 1948 yazmaktadır. Siz gösteriniz. Evet. Ne şimdi bakalım. 1947, 1948 evet. Kapağa bakıyoruz. Burada kapakta en aşağıda tarih var. 1947 yazıyor ama açıp içine baktığınız zaman buradaki Ankara YZ basım evi altında 1948. 47'de başlanıyor. 48'de tamamlanıyor. Neyle alakalı? Kenelerle alakalı. 48'de ne oluyor? İsrail Devleti kuruluyor. Ve kene o kadar artıyor ki Anadolu coğrafyasında. Hani diyoruz ya şimdi İsrailler atıyor, şunlar atıyor, bunlar atıyor falan. Evet. Yeni bir mesele değil. O dönemdeki sağlık tıp raporlarının verdiği şey veremden öldü, şundan öldü, bundan öldü meselesinin birçoğu da zehirli böceklerden öldüdür. Bu da Türk milletinden gizlenmiştir. İşte ispatını burada sunuyor. Burada bir kapsamlı bir kenelerle alakalı bir rapor, hatta çizimler de var. Evet. Bakın şurada görebiliriz. Yani bunları gizlediler işte. Ben orijinallerini çıkartıp millete sunuyorum. Bakın nasıl kandırılıyoruz tarih konusunda. Bakın burada da dünyanın merak ettiği Rus sırrı ilk defa ifşa ediyoruz. İki tane roket gösteriyor. Tarih 1948. Bakınız yine göstersin. Ruslar ne yapacakmış neymiş? Orada yazıyor bilmiyorum, Hamza Bey bulursa okur. Boğaz'a bomba atacaklarmış, füzeler atacaklarmış. Türkiye'yi bu manada ne yapacaklarmış? İşgal edeceklermiş füzeleriyle. Ekrana eğer bir zahmet ettirirsen. Ruslar Boğazlara yeni bir Pearl Harbor baskını mı hazırlıyorlar? Evet. Diye şöyle bir başlık. Evet. Bugün de ne var? Evet, gündemde füze rampaları var. Değil mi? Türkiye'ye olası İran'ın saldırısı, korkusu ayağıyla füze rampaları yerleştir. Kime? Müslüman bir ülkeye. Evet. Niçin? İsrail adına. Bunu herkes biliyor. Sonuçta Türkiye istediğini aldı vesaire falan filan. Bunların hepsi tarihten gelen şeyler. Dün de böyleydi, bugün de böyleydi. Ama artık Türk milletinin, Müslüman milletinin uyanması gerekiyor. Neden? Bakınız bu birinci açılış ilk Büyük Millet Meclisi'nin orijinal zabıt tutanakları Osmanlıca. Bakınız buradan yine gösterebilirsiniz. Tarih belli. 1924. Burada da 3 hilal vardır. Bunu gösterebilir misin şöyle yırtmadan? Evet. İç içe geçmiş. Tamam. Türk devlet bekasının sembolüdür o. Tamam. Şurada tam ortada. Sayfanın tam ortasında gözüken sembol. Bu 3 hilal meselesi geçen şey vardı. Bir virüsle ilgili bir film vardı. Filmin afişinde
O Dünya Sağlık Örgütü de ona benzer yapmıştır. Oradan alıntı. Şeydir. Bizden alıntıdır. Hani üç hilal, evet. Virüs gibi anlamında evet, sanki çok şeyler vardı. Şimdi bu da meclis tutanaklarının ilk zaptı. Bakın zabıtlar Osmanlıca burada. Orijinallerini gösteriyorum. Şimdi başka bir şey söyleyeyim. Bu resmin sırrından bahsedelim. Evet. Bu resmin sırrı neydi? Bunlar pilot değildi. O zaman neydi? Bu neydi? Yırtık pırtık biri Osmanlı subaylısız gibi, diğeri ne olduğu belli olmayan. Hatta orijinal fotoğrafında Alman rozeti falan var. Burada photoshoplamışlar. Orada Osmanlı askerinin kılık kıyafetlerini, harp dergisinde şu. Orijinalini Hamza Bey'in eline verdim. Uçak pilotlarında hiç böyle bir şey var mı? Yok. Bunu kim çekmiş? Alman subayı çekmiş de. Evet. 1914 diye iddia etti o zat-ı muhterem. 1918 olduğu meydana çıktı. Neden Türk halkından özür dilemedi? Bu resimler sayesinde binlerce kişi duygusal sömürü yaşadı. Tarihi gerçekten yansıtmak istiyorsanız elbette ki çok meşakkatler çekildi vesaire, ama ordu her zaman Türklerde düzenlidir. Cephane olmayabilir, gider düşman cephanelerini basar, Türk ordusu alır, onu ona karşı kullanır. Bunun sırrı şudur. Alman subayı bunu çekmişti 1918'de. Bakınız. Evet. Milliyet yayınlarından Atatürk albümü yapılmış. Bakınız, onu da getirdim. 1990'lı yıllarda. Şurada bir ibare yazıyor. Ege bölgesinde işgalci Yunan birliklerinin Türk halkına dağıttıkları sahte Mustafa Kemal resmi. Gösterir misiniz? Hangisi? Şu. Bakın altında da yazıyor. Milliyet yayınlarında bakınız. Bu Mustafa Kemal diye mi? Evet. Bakın altında yazıyor. Şu. Evet. Evet. O resmi neydi, belirsiz bir adam tipi. Bakın vahşi bir adam, işte Mustafa Kemal ismi budur diye. Köylü halka dağıtmıştı millet yanından. Peki niye böyle yapmışlar? Ne olmuş o zaman? Sahte Mustafa Kemal resmi psikolojik harptir. İşte bu resmi de çeken Alman subay Türk ordusuna, sırrı budur. İleride Çanakkale'de çıkacak olan savaşta bunları dağıtmış, bunun gibi bir sürü şey. Bakın sizin ordunun hali bu. İşte bakın Osmanlı subayının kıyafetini giymiş, görüyor musunuz? Yırtık pırtık, bununla mı savaşacaksınız diye. Evet. Gelin teslim olun diye yapılmış psikolojik resimleri Türk halkına o ODTÜ'deki beyefendi pilot diye yutturdu, tanıttı. Ya peki, çık da özür dile kardeşim. Bir de kalkıyorsun bana böyle acayip acayip bir mesaj atmışsın. İade ediyorum. Şu tam tersi bir psikolojik harekat etkisi yapmaz mı? Mesela o dönemde bunu yaysalar, deseler ki bakın sizin pilotlarınız bu halde, bu vaziyette. Evet. O dönemki insanlar bundan olumsuz olarak etkilenirler. Evet. Muhakkak ki, ama bugünkileri dinlettiğiniz zaman mesela ya baksana bu halde bile işte buradan girdi zaten onların yani. Derdi bu, milleti kandırmayacaksın kardeşim. Bak orada Osmanlıca savaş dergisi, harp dergisini getirdim. Bakın gaz maskeleri bile var orada. Bakınız şu, orada. Evet, gaz maskeleri Osmanlı'nın kullandığı. Kılık kıyafete bakın. Bakın milis kuvvetleri vardır Osmanlı'da, seymenler örneğin. Kılıçları, kıyafetleri, efeler, ona keza hepsi düzenlidir. Evet, çok zorluk vardı. Anadolu kadını çocuğunu bıraktı, cephane taşıdı. Hepsinden Allah razı olsun. Bunları kesinlikle reddetmiyoruz. Tam tersine daha fazlalarını biliyoruz biz. Neler olduğunu. Fakat Türk ordusunu tahkirdir bu. Tank var bir tane burada. Neler var yani? Uçaklar var. Bu Osmanlı tankı mı? Ele geçirdikleri. Evet. Bakın kıyafetlere bakın, eğitim alanlarına bakın, atlı birliklere bakın. Böyle bir böyle bir şey var mı ya? Ve o zaman 7 düvelle savaşıyor Türk ordusu, Osmanlı ordusu. Böyle bir kılık kıyafetinde bir tane adam var mı? Harp dergisi. Mesela şunu bu, göstereyim. Gösterin, gösterin. Şu resimleri gösterebilirim. Ama işte bu milleti kandıracaklar böyle. Bu Türk ordusunun tahkirdir. Bununla ilgili aslında Genelkurmay Başkanlığı şimdi, bir soruşturma açması gerekir diye düşünüyorum yani. Evet. Gaz maskelerini ben şey yapıyorum. Arıyorum. Şimdi bir saniye. Şimdi şöyle bir soru vardı. Gökhan Karataş sormuştu. Evet. 2018 tarihiyle alakalı bir çıkarımınız var mı diye. 2018'de var, 2019'da var, 2023'de var. Asıl bütün her şey 2023'te başlıyor. 2023'le ilgili de çok şey söyledi. Ben biz başlattık sonra şey oldu bu. Evet. Biz derken enaniyet kabul etmesin izleyicilerimiz. Şu tabii şu arada ben şu gaz maskesi takmış Osmanlı askerlerinin resmini göstermek istiyorum. Şurada bakın tam şu serçe parmağımla işaret ettiğim yerde. Evet. Geçen program göstermedik değil mi? Bakın orijinal metinler kim? Okuyun. Altını daha o zaman Cumhurbaşkanı olmamış. Fahri Korutürk. Islak imzası. Moda ismiyle söylüyorum. Dolma kalemle. Evet. Bakın Necdet Çalpın. Yine ilk hukuk profesörümüz. Göstereyim ben. Zeki Mesud'un. Orijinal nüshalar. Biz bunları taklit yapabilir miyiz? Birçok belge var burada. Evet. Anlatmak istediğim birçok arşiv var. Artık kimse kimseyi kolay kolay kandıramaz. Sevgili izleyicilerden sadece istirhamım şu. Artık her tarihçiyim diyen,
her bir tarih hakkında bir şeyler söyleyenlere reddetmesinler ama araştırsınlar, bir de bir başka boyutunu incelesinler. Evet, ellerindeki bilgi vardır bu insanların, fakat önemli olan o bilgiyi doğru sunmak gerekmektedir. Evet. Samimiyetini sorgulamaları gerekmektedir. Burada orijinal yine haritalar getirdim. Osmanlı'nın tapu kadastro. Bakın şurada bir şey var mesela. 1899 tarihli, o tarihe ait bir tıp İtalyan şeyi içinde. Evet. Açarsanız tarihini okursan tabii, Hamza Beyciğim okuyayım. Ben çünkü bir saniye, tarihi 1899. Evet, evet, Milano, Roma, Napoli. En son sayfadan açarsan tıp en son mecmuasında bir doktorun kullandı. Bir sayfa daha açarsam şunu gösterirsem, bakınız bu nedir biliyor musunuz? 1889 tarihindeki bu kitabın içindeki doktorlar için basılmış İtalyanca doktorun kitabıdır. Şu görünümü 1980'lere kadar bizim tıp kitaplarında bastılar. Ya hiç mi bizim tıbbımız ilerlemedi arkadaş? Bakın ispatı. Bakın ansiklopedilere, sağlık ansiklopedilerine şu. Bu mu bütün her şey yani? Şimdi bunların hesabını versinler. Bu milleti böyle kandırdılar. Benim anlatmak istediğim, bakın orada yine haritalar getirdim. Dünya haritası, evet. Osmanlıca. Dünyanın evet, nerelerine şey yapmışız. Hakim olmak istiyoruz vesaire. Yine burada spor dergileri getirdim. Dün Fenerbahçe, Galatasaray vesaire tarih konuşması yapılmış. Bunu göstereyim, İngiltere. Tabii tabii gösterin. Bakın Osmanlıca. Evet. Burada da spor mecmuası. Fenerbahçe'nin Milli Mücadele Savaşı'nda, ben Trabzonsporluyum onu da söyleyeyim yani. Ama Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'de yaptığı fedakarlıklar, cephane taşımaları, asker vermeleri, istihbarat çalışmaları inkar edilemez. Galiba dün öyle bir şey olmuş, bilmiyorum. Bir izleyiciler bana söyledi. Bunu da göstereyim, öyle bir şey yok. Güzide kulüplerdir ve bunların hepsi savaşmışlardır. Bunu da ben bu kanalda program yapan Kemal Belgin abimize hediye edeyim. Bunu da siz kendisine tamam, verirsiniz evet, burada. Evet. Spor mecmuası. Orada çeşitli şeyler var. Anlatmak istedim Hamza Beyciğim. Soru varsa alabilirim. Kazım Karabekir'i Cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı olarak gösteren kitaplar yazıyorlar. Kim yazıyor bunu? Sinan Meydan diye bir adam çıkmış. Koca koca kitaplar yazıyor. Bak orijinalleri burada. Zabıtlar burada. Kazım Karabekir olmasaydı Doğu Cephesi komutanıydı. Milli mücadeleden bahsedilemezdi. Bu kadar ideolojik, bu kadar yanlı yayın yapmayın. Bu milleti kandırmayın. Artık kandırsanız da zaten işiniz bitti. Belli zaten kimin doğru, kimin yalan olduğu çıkıyor meydana. Mesela biraz sorulara bakıyoruz. Tabii, tabii, Sami Gür. Buyur. Sami Gür sormuş, Danimarka'dan soruyor. Diyor ki, numeroloji ve cifre ile ilgili yaptığınız araştırmalara dayanarak şunu şöyle bir şey söyleyebilir misiniz diye sormuş. Bu gizli güçlerin, parantez içinde şeytani güçlerin demiş, yakın zamanda Orta Doğu'da büyük bir savaş çıkarma gibi bir planları mevzu bahis mi diye sizin araştırmalarınıza göre soruyor. Kitap reklamı yapmak istemem ama sorunun cevabını gizli güçlerden bahsetmiştiniz ya. Üçüncü çıkan kitabım, bunu 4 sene önce yazmıştım. Melekleri Ağlarken diye. 204. sayfasını Hamza Bey siz mi okursunuz ben mi okuyayım? Okuyun okuyun. Rabbi kralımız, biraz önce bize geldi öyle bir şey. Rabbi yani haham kralımız. Haham, evet. Kralımız iblis ile görüşmek için hediye olarak ona ne getirdiniz? Ayinde soruyorlar. Firavun lakaplı bu masonların en başı. Onları da ileride deşifre edeceğiz. Bakınız biz masonluk programını başka kanalda da yaptık. Bu kanalda yarım kaldıydı. Evet, ondan sonra evet, etekleri tutuştu. Orijinal belgeleri gösterince. Diyor ki yüce kralımıza bu sene doğmadan öldürdüğümüz anne karnında katlettiğimiz Adem bebeklerin kanlarını hediye olarak sunuyorum. Bunları dedikten sonra elindeki kuyunun içine boşalttı. Kuyunun içerisinde kahkaha sesleri iniltiye karışık iğrenç bir sesle ayine devam etti. Bunlar olurken özellikle Türkiye'de istatistiklere göre hastanelerde ve evlerde doğmadan ölen bebeklerin sayısı korkunç derecede artmıştır. O sene gazetelerde şu haber sık sık geçiyordu. Bebeklerin kordon bağı çalınıp ilaç sektöründe kullanıldığı. Şimdi ben bunu şundan okudum. Demin ayinden ne diyor? Yüce kralımıza bu sene doğmadan öldürdüğümüz anne karnında katlettiğimiz Adem bebeklerin kanlarını ceninleri hediye olarak sunuyorum. 2 gün önce Hindistan'da 2500 tane tapınakta cenin bulundu. Evet. Biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Daha sonra aslında bir hafta önce 1000 küsür taneydi. 2 gün önce 2500 tane daha çıktı. Dünkü haberlerde de 1000 tane daha eklendi. 4000'in üzerinde bulunan cenin. Tayland'da. Ve Tayland'da. Bakanlık da onunla ilgili bir şeylerle alakalı bir şeyler, kürtajla kanun mu? Evet. Bir şeyler yaptı şimdi tam bilmiyorum da öyle bir şeyler oldu. Kürtaja evet. Yüklediler. Kürtaj yasaklı orada yapıyorlar. 2500 tane cenin bulundu.
dünya kamuoyuna nakledildi. İşin aslı işte, ben 5 sene önce yazdım burada. Ceninleri ayin yaparak kurban ediyorlar. O izleyicimize cevabım bu olsun. Şer güçlerin yaptıkları en basit işler bunlar. Organ mafyasından bahsettik. Dedi ki bakın size bedava check-up yapıyorlar. 4 sene önce yazdık bunu. Sizin bütün anatomik, fiziki bilgilerinizi, sağlık bilgilerinizi alıyorlar. Yarın öbür gün bu İsrail'in eline geçiyor. Otom kontrolle, merkezi bilgisayarla bakıyor ki bu herifin RH pozitif, böbreği falan hastama uyar. Çünkü elinde bilgisayar bilgileri. Ne yapıyor? Seni bir trafik kazasında. Seni herhangi bir olayla katakulliye getirip ameliyatta masada kaldı falan ayağıyla. Peki. Çalınıyor dedik. Özür dilerim. Tabii. Yazdık. Buna önce bir tepki geldi. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Bizim bütün bilgilerimiz İsrail'de çıktı diye, bilgisayarı ele geçirmişler diye. Daha sonra da Haham çetesi Amerika'da yakalandı. O Haham kıyafetlisi, organ mafyası ve Türkiye ilişkileri çıktı. Kitaba yazdıktan sonra da bana da bir sürü tehdit geldi. Tabii ya, şimdi yani ondan, komplo diyorlar biraz, ya. Doğru. Şimdi ondan önce söylediğiniz konuyla alakalı ben bir şey sormak istiyorum. Konu biraz, çünkü biraz daha farklı bir boyuta çekildi. Şimdi şöyle bir soru doğabilir. Bu ceninler anne karnındaki hali zaten. Şimdi anne karnında nasıl oluyor da kurban ediliyor bu? Evet. Nasıl oluyor? Bunun felsefesi var. Aslında felsefelere hayır, anne, girmedik. Bir anne nasıl yani kendi karnındaki cenini efendim, kurban ediyor? Efendim o da adammış. Ediyor. Zorla adamlanan. Bakınız bu neşriyatları bir araştırın. Araştırdığınız zaman birçok sapkınlıklar göreceksiniz. İşin felsefesi Adem Aleyhisselam'dan başlıyor. Adem Aleyhisselam yeryüzüne şeytanla indirildiği zaman, ininiz birbirimize düşman olarak dediği zaman, Adem'le şeytanın savaşı başlıyor. Biri hak, biri batıl olarak. Evet. Yani bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ayetlerinde geçer. Ve Adem Aleyhisselam cennetten çıkarıldığı zaman neyle çıkarıldı? Şeytanın kandırmasıyla vesaire. Sonra nefsimize zulmettik diyor. Savaş başladığı zaman şeytan diyor ki ben de senin yüzünden Allah'ın indinden indim. Dünyada her şeyi yapacağım sana diyor. Bakıyor Adem'in çocukları oluyor. Daha çocukları olmasın diye ilk o zaman müdahale etmeye kalkıyor. Adem oğlu dünyaya doğmasın diye. Daha sonra Adem Aleyhisselam, bakın Süleymaniye Camii ile ilgili bir şey gösterelim mi? Var mı vaktimiz? Süleymaniye görüntüsünü alabiliriz ekranda. Süleymaniye siyah olan, siyah mı? Siyah, beyaz ikisini. Tamam, siyah sırayla alabiliriz. Süleymaniye'yi alabiliriz mesela. Adem peygamberin zamanından başlıyor kürtaj mesela. Şeytan istemiyor Ademoğullarını ve şeytana addet diyor. Bizde nasıl kurban Allah'a addedilir, Allah'ın adıyla kesilir? Orada da tersi vardır. Bu sapkın tarikatların, ki şeytaniler diyorum, en üst düzeyinde, piramidin en üstünde bunlar vardır ve bunları yapıyor. Bunun annesi de vicdansızdır, bilmem nesi de vicdansızdır ama zorla da yapılanlar var. Ama böyle bir vaka var. Kesik başları hatırlarsınız, yine sizin programımıza evet, söyledik değil evet. mi? Çıktı dünyada. Evet. Ya demek yalan değilmiş. Şimdi Süleymaniye Camii'nin bilinmeyen bir şeyini İstanbul sembollerinden İsterseniz söyleyeyim. Buyurun. Bakınız. Bilmiyorum. Şu anda geldi. Silüette izleyicilerimiz görüyor ki bir cami siyah. Bakınız o cami neye benziyor? Piramide benziyor. Ama bu yanlış anlaşılmasın. Mısır'daki Firavun piramidi değil, Türk piramitleriyle alakalı. Bu da çok önemli bir mühim sırdır. İstanbul'un sırlarıyla alakalıdır. Bunu da ilk defa programda söylemiş olalım. Altını dolduracağız inşallah. Piramit şeklinde Süleymaniye silüeti güneşli havada, gece karanlıkta resmen gösterir. Seyircilerimiz şöyle hafiften gözünü kıssın ve onu görecektir. Bunun bir manası vardır. O cami o şekilde bilerek yapılmıştır. Hemen izleyicilerimiz şunu söylemesin. Çünkü Mimar Sinan dergisi var, masonların çıkarttığı falan. Mimar Sinan'ı çok severler falan. Yanlış algılanmasın. Diğer camilerde öyle üçgene benzese de böyle değildir. Yapısı itibariyle de bilinçli yapılmış bir projedir. Bunu da bilsinler. Bakın neler dönüyor, neler gizlenmiş, ne sırlar var. Bu manada belirtmek istedim. Bu arada bizim her yazdığımız, çizdiğimiz şey oluyor. Buradan müsaadenizle bir mesaj vermek istiyorum. Alamet Robot'la ilgili bir roman yazdım. Bölümlerini internette verdim. Kurtlar Vadisi ekibi Necati Şaşmaz'a buradan sesleniyorum. Daha önce de seslendim. Bunu animasyon film yapıyormuşsunuz. Güzel. Ama benden izin almazsanız bu olmaz. Hukuk diye bir şey var. Kul hakkına riayet etmenizi buradan çağırıyorum. Bu fikir hırsızlığı dahi olmaz, eser hırsızlığı. Bizzat Habertürk gazetesinde okudum. Beyaz Şov'da da gidip söylemişsiniz böyle böyle. Ya söylediğiniz her şey benim yazdığım kurgu. Kurgumu bile romanda deklar etmişim. Tarihi var, belgesi var. Evet. Sırdaş isimli romanında almışsınız, senaryoyu biz yazdık diye deklar etmişsiniz. Ya da basın öyle yansımış. Şu anda da yapıldığını duyuyoruz. Benle lütfen iletişime geçiniz. Başka soru varsa alayım. Evet. İzleyici mi yeneni ben? Buyurun burada soru alalım. Tabii. Okuyorum da, iyi yayınlar. Şems suresi veya buna benzer surelerle ilgili herhangi bir aydınlatma verebilir mi Oktanki Kereş Bey? İnsanlara verilen enerji kaynakları Kur'an'da mevcut mudur? Diye bir soru sormuş. Şems suresi. Evet, Şems biliyorsunuz güneş demektir. Güneş enerjisi evet. falan.
Kur'an-ı Kerim'de bir kere ben şifreci falan derim. Başka programlarımdan da izleyicilerimiz bilir. Kitaplarımız da vardır. Kur'an-ı Kerim'de enerjilerden açıkça bahsedilmektir. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi. Örneğin İsrafil Aleyhisselam'dan ne diye bahsedilir? Mikail Aleyhisselam'dan doğa olaylarını, tabiat olaylarını yapan, rüzgarları meydana getiren melek diye bahsedilir. Rüzgar enerjisinin kodlarını taşır. Şems suresi, yine kamer, ay manasında kullanılan, Kadir gecesi, birçok ayet, Nerm karınca örneğin, evet, suresi kodlanmıştır ve bugün birçok teknolojinin aslında neyini sunar bize? Kodlarını. Karınca ne yapıyordu Nem suresinde? Süleyman Aleyhisselam karıncanın konuşmalarını duyuyordu. Karıncanın konuşmalarını duymak için mehaze gücüne sahip olmak lazım belli frekanslarda. Demek ki ilim o kadar ilerleyecek ki bilim, teknoloji, insanoğlu onların her şeyini belli kızılötesi ışınları gibi frekanslarını duyacak. Yani o Şems suresi çok uzun bir konu. Evet. Şimdi vaktimiz herhalde yetmez. Evet. Zaten vaktimiz bitti. Son olarak son bir cümle sizden varsa alabilirim. Bu kanala nasıl teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı tekrar sağladı. Sizlere de teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program oldu ve bize de özellikle bu şeyde onur verdi. Yaptığımız işin ne kadar güzel olduğunu bu Yahudiler tarafından bilgisayara müdahale. Bu da bunun ispatı oldu. Çok mutluyum bu gece. Allah'a çok şükür. Ve o İsrail'den bir takım hacker güçler olarak. Ama şöyle, ben daha önce başka programlarda yazdığım için bunların aleyhlerine falan, bunlar beni devamlı böyle şeyler yaparlar. Saz çalmak, ne üfleme hobilerim arasında, bir de Mason ve Yahudilerle uğraşmak hobilerim arasında. Canım sıkıldıkça uğraşmaya devam edeceğim. Ama şimdi yanlış anlaşılmaya yer vermemek isterseniz, mesela orada İsrail'i kastediyorsunuz değil mi? Yani tabii Musevi dinini değil. Museviler, ya bir inanç sahiplerine biz Budist'e bile bir şey diyemeyiz. Evet. Biz Müslümanız elhamdülillah. Evet. Onların dinlerini yaşaması için elimizden geleni de yaparız. Yeter ki gözümüz oymasınlar ya. Mesele bu. Antisemitizm konuşması değil benim yaptığım. İsrail kendi hahamları da diyor ki biliyorsunuz şeytani bir devlettir. Bizim derdimiz odur yani. Söylüyor. Yani çünkü o yanlış anlamaya başladığı için ben daha iyi ifade etmek isterdim. Tabii. Musevilerle işimiz yok. Onlardan hatta konuştuğumuz arkadaşlar falan filan var. Her dine mensup yani. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Için. Evet değerli izleyenler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.